Tosyalı bir aileden geliyorum. Annem de babam da Tosyalı. İkisi hatta ilkokul sınıf arkadaşlarıymış tabii ama birbirleriyle öyle bir hikayeleri yok. Orada Anadolu'da biraz erken evlendiriliyor. Babam 18 yaşında evlenmiş. Ben 47 tarihinde Tosya'da Bağda dünyaya gelmişim. 11 aylık olarak da İstanbul'a gelmişim. Babam 18 yaşındaymış. Evlendikten sonra hemen abim doğmuş. Babam demek ki 25 doğumlu falan. Abim de 44 doğumluydu. O seneler askerlikler 3 seneymiş. Babam askere gitmiş. O zamanlar ama babam daha önce babamlar tela işiyle meşgullermiş Tosya'da. Dedelerim, babamın dedesi. Ama biraz uzağa gören bir kimseymiş. Demiş ki Tosya'da bu kadar uzun süre kalmak ne olacak? Çocuklar dünyaya geldi. İki erkek torun. Öbür kardeşlerin de çocukları var. Biz biraz demiş İstanbul'a kapağı atalım. Babam 4 yaşındaymış. Dedesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. O zaman kadırga mı, kum kapı mı ne orada bir ev tutuyorlar. Nenesi yani büyük anne, nene derler bizde. Büyük babası babam. Geliyorlar herhalde o iş keşifleri yaptı falan. Ondan sonra tekrar Tosya'ya dönüyor. Kıl tela işi. Ondan sonra babam büyüyor işte yetişiyor, ilkokulu bitiriyor falan. Erkek çocuk dedem diyor ki bana yanıma eleman lazım. Bunlar okullara giderlerse ne yapacağım? Babam da okuma meraklısı. İstanbul'a geliyorlar ortaokula. Cağaloğlu Kız Enstitüsü'nün olduğu yer o zaman ortaokulmuş. Babam benim okuduğum okulda ortaokulu okumuş. Onun numarası 280'miş, benimki de 280 oldu. Hayret aynı okuldan mezun olduk. Babam sonra liseye gitmeyi çok istemiş, arzulamış. Dedem demiş ki hayır benim torunlara da ihtiyacım var, gideceğiz seni evlendireceğim. Tosya'ya dönüyorlar. İşte annemin de babası o sene vefat etmiş. Annemle babam aynı yaşta var, 6 ayda araları. Evlendiriyorlar. İşte o sıralar babam, abim dünyaya geliyor. Babam askere gidiyor. Sonra o gelip gitmelerde de abimle benim aram 3 yaştı. Ben doğuyorum. Ondan sonra da annem, babaannem hepsi birlikte İstanbul'a taşınıyorlar. Yani oradaki mağazanın bir bölümünü İstanbul'a Aşrefendi'de açıyorlar. Böylelikle de İstanbul hayatım başlıyor. Abim Ömer Faruk. Gülüm, babamların soyadları Gülüm'dü. Babamın adı Mehmet Esat Gülüm. Dedem Hasan Gülüm'dü. Kardeş, benim ismim Fatma Zehra Kocam. Oldum, Gülüm'dü. Ama evde bana Nesrin ismiyle hitap ederlerdi. Yani arkadaşlarım, ev arkadaşlarım Nesrin, okul arkadaşlarım Zehra derler. İki isimliyim ben. Resmi yerlerde Zehra'yım. Ondan sonra bir tane benden küçük erkek kardeşim var Feridun. Ondan sonra da kız kardeşim var Nilüfer. Abimi işte 10 sene kadar oluyor. Deprem senesiydi işte vefat etti abim beyin kanamasından. Şimdi 3 kardeş olarak yaşamımıza devam ediyoruz. Kız kardeşim yine bir Tosyalıyla evli. Erkek kardeşim de bir Tosyalıyla evli. Ailede ben yabancı damat getiren benim. Böyle işte. İstanbul'un neresinde ikamet etmiş aileniz? Önce Kumkapı dedi. Aa, evet dede Kumkapı'ya gelmiş fakat kısa süreli oturmuş. Dönmüş Tosya'ya. Ondan sonra dedem gelmiş. Babamın babası. O geldikten sonra işte o seneler bu Boyner ailesi, Malik ailesi yani İstanbul Tosya'nın kalbur üstü aileleri İstanbul'a göç etmişler. Onlar Nişantaşı tarafına taşınmışlar. Benim dedem biraz kapalıydı, mütaassıptı. O demiş ki biz de o taraflarda oturamayız. Biz demişler Beyazıt'a gidelim. Beyazıt'a gelmiş. Beyazıt muhallebicisi vardı. Oradan aşağıya indikten sonra Soğanağa Camii'nin karşısında Demiröz Apartmanı. Annem derdi ki bana gelin olarak ben buraya geldim. Yani ben de 11 aylık gelmişim oraya. Orada uzun süre oturmuşlar. Sonra babamın amcaları taşınmışlar. Onlar taşınınca annemlere demişler ki siz artık kayınvalide yanından bitişik apartman Ali Vardarlı apartmanıydı. Oraya taşının. Oraya taşındık. O apartmandayken bir erkek kardeşim dünyaya geldi. Orada da uzun süre otururken
Soğanağ'da Mithat Paşa'nın konağı satılığa çıkmış. Mithat Paşa'dan sonra Çanakçı ailesi almış o evi. Benim dedem evine çok meraklıydı. Babamın babası. Annemin babası da öyleymiş. Tosya'da çok güzel ev yaptırmış ama 51 yaşında vefat etmiş. Bu baba dedem bu eve çok merakla almıştı. Bahçesi, havuzu. Bırakıp gidenler de öyle şeylermiş. Meraklılarmış. O evde işte amcamlar alt katta otururdu. Babaannemler, dedemler orta katta. Üst katta da biz otururduk o konakta. Sonra yine amcalar dönüyorlar, Tosya'dan geliyorlar. Bu sefer babamlara diyorlar ki siz ailenin büyük oğlusunuz, siz oradan çıkın. Mahallemizde gene Cansu ailesi vardı. O Cansuların evine taşınıyoruz. Karşımızda Fuat Paşa'nın konağıydı. Fuat Paşa'nın konağı da Kastamonu ambarının sahipleri almışlardı. Ama çok iyi bir aile, köklü bir aileydi. Onlarla da çok güzel görüşürdük. Mahallemizde oturanlar saraylı bir teyzemiz vardı. Ondan sonra paşalar, Salih Umurtak Paşa'nın evi vardı. Sonra Trabzon Talebe yurdu vardı. Talebeler Cemiyeti vardı ama oradaki erkek çocuklar mahallenin kızlarına falan bakmazdı. Mahallenin kızlarını koruyan talebelerdi o mahalle çocukları. Ondan sonra Haydar Mollalar derdi babamlar ama kimlerdi onlar, tabii çocuk olduğum için bilmiyorum, o aile otururdu. Salih Tokatlı diye bir aileler oturdu. Yani mahalle böyle bir akraba havasındaydı. Herkes birbirini tanır, selamlaşır. Herkes cami arkadaşı. Soğanağ Camii'nin tam yanındaydık, yakınında sayılırız. Bir tarafta Sümbüsen Camii, bir tarafta Yakuba Camii. Sonra uzun yıllar işte öyle oturduk. Sonra Makbul Apartmanı yapıldı. Bizim ben ilkokulu Koca Rakip Paşa İlkokulu'nda okudum, Laleli'de. O Cansuların evinden de bizi çıkardılar herhalde, çocuklarım evlenecekti neydi. Hem de o ev sobalıydı. Annem de hep kaloriferli eve çıkalım, kaloriferli eve. Makbul Apartmanı yeni yapılmıştı, Gürünlülerin apartmanıydı. Oraya taşındık. O da bizim okulumuza daha da yakındı. Orada da çok, ben evleninceye kadar o apartmanda kaldık. Orada da küçük kız kardeşim Nilüfer doğdu. İşte hayat hikayemiz böyle. 5 seneye Koca Rakip Paşa İlkokulu'nda bitirdim. Ondan sonra Cağaloğlu Kız Enstitüsü'ne babam yazdırdı. Tabii mahalledeki hanımlar baskı yapıyorlar. Aa Esat Bey, bu devirde kızlar sadece enstitü mezunu olabilir mi? Sen bunun için liseye, ortaokula, önce ortaokul sonra liseye göndermiyorsun. Babamlar biraz tutucu oldukları için yeter dedi, ev hanımı olsun. İsterse evden de okuyabilir falan diye söyledi. Kısmetimizmiş, daha okulu bitirdiğim sene Hayat Beyler işte geldiler. Küçük yani 18'i yeni bitirmiştim. Bir evlilik yaptık. 2 tane de çocuğumuz var şu anda. Evet. Peki konaklardan, paşaların konaklarından bahsettiniz. Evet. Siz apartmanda yaşıyorsunuz. Evet. Soğanağ civarında nasıl bir tablo vardı? Nasıl bir manzarası vardı? Bize anlatsanız Soğanağ'ı. Çok birbirine bağlı bir mahalleydi. Zaten Beyazıt'tan aşağıya inerken şey vardı, Mahmut Nedim Doral Apartmanı ve hayran kalırdım o Demiröz Apartmanı'nın karşı köşesi yukarıya doğru. Bahçesinde havuzlar, büyük bir apartmandı. Oradan iniyorsunuz Demiröz Apartmanı, biraz çıkıyorsunuz Soğanağ Camii, sonra bizim sokak, Nur Sokak ve Tavşantaşı Sokağın birleştiği tam köşedeydik biz. Ahenk çok güzeldi. Sonradan Kayserili aileler gelmeye başladı. Onlarda da kahve merakı vardı, sabah kahvesi. Mantılarını açarlar, kesip komşuya giderler. Orada mantıları büküp öğlen evlerine dönerler. Onlar da hep böyle kapalı, mütasip aileler ve onların kızlarıyla hepimiz arkadaştık mahallede. Herkes, mesela amcamın arabası vardı. Okula giderken bir sabah amcam götürürdü bizi şeye kadar, Cağaloğlu'na kadar. Bir sabah öbür arkadaşın babası götürürdü. Arkadaşlıklarımız da çok güzeldi. O karşı köşkteki Sakine Hanım teyzeler, o Kastamonu ambarının sahipleri. Onlar da dedeleri, gelinleri, kayınpederleri. Hatta kayınbabayı, büyük babayla büyük anne demişler ki bize Allah alırsa ikimizi peş peşe alsın. Bir hafta arayla vefat etmişlerdi. Bütün mahalle hayran kalmıştı. Ne mutlu bunlara diye.
Çok çok iyi bir ailelerdi. Ama şimdi tabii çok dağıldı. Herkes bir tarafa gitti. O anda yaşadığımız yaşamı daha hiçbir yerde yaşamadık. Sonra bizim Emin hocalar mahallemize gelin olarak Şükran abla da oraya geldi. O da Soğanağa Camii'nin imamıydı. Emin Işık Hoca. Evet, o zaman talebeydi, daha gençlik yıllarıydı. İşte Soğanağa Camii'nde güzel vaazlar olur. Abdurrahman Şeref Efendi vardı, profesör. Onun pazartesi akşamları vaazı vardı ama ben tabii daha çok küçüktüm, çocuktum yani. İlkokula gidiyordum herhalde. Annemler giderken çok merakla giderdim. Cumartesi günleri Doktor Hüme İran'ın babası Celal hocamız vardı. Ondan sonra Muzaffer Hoca Efendi pazar günleri vaaz verirdi. Bütün mahalle, hatta Ramazan'da sabah namazına bile hanımlar, beyler sıra sıra gene giderdik. Soğanağa Camii hatimle namaz kıldırırdı. Oraya pek Ramazan akşamları teraviye herkes gidemezdi. Takip edenler gider, herkes de birbirine saygı gösterirdi. Gidip başkasının yerini meşgul etmeyelim derlerdi. Çocukluğumuz, yani ne bileyim ben, anlatılacak gibi değil o tat. Şu andaki çocukların yaşantısına bakıyorum da üzülüyorum. Biz sekseke oynadık, ip atladık, top oynadık. Mahallede 2-3 kişinin arabası vardı. Bahçeler bakımlı, herkes birbirine konu komşu gelir gider. Bazı ailelerde, mesela amcamlarda da salı günleri evde hanımların vaazı vardı. Hocam, bizim Hafsa ablamız vardı, onun annesi gelirdi. Vaaz verirdi hanımlara. Hafız Fahamet Hanım, bilir misiniz bilmiyorum, şu anda yine yaşıyorlar onlar, bu taraftalar. Hafız Fahamet abla, onun da sesi çok güzeldi. Onlar da karşı evde otururlardı. Bütün mahallede mukabele vardı. Her gün herkes bir tarafa mukabeleye giderdi. Sonra biz Makbul Apartmanı'na taşındık. İşte benim enstitü yıllarım, yani ilkokuldan sonra enstitü yıllarım oldu. Orası da yine aynı şekilde. Orada da karşımızda taş konak vardı. Diyorum ya, bizim mahalle bütün konakların olduğu yer. O da Fethi İsfendiyaroğlu, Galatasaray müdürünün konağıydı. Onlar da kızı, Fransızca hocası falan. Onlar da orada otururlardı. Bizim Makbul Apartmanı da gene öyle. İstanbul'un en saygın kimseleri otururdu. İşte mühendis, siyabeyler, işte Kayserililer, onlar bunlar. Bitişiğimizde de yalnız yaşayan bir Feride Hanım teyzemiz vardı. Ramazan geldi mi bütün salonundaki eşyaları toplar, bütün seccadeler serilir, iki oda arasına perde gererdi. Bizim Emin Hoca, Emin abi gelir, bütün Ramazan boyunca orada teravih namazı kıldırırdı bize evde. Bir de İbrahim Bey amcamız vardı, o da hemen otururdu bir kenara. Arnavut asıllıydı. Çay demledim, içme ayon mu mahsus söylerdi ki herkes kalksın, çay, kızlar çay demlesin diye. Ramazanlar ayrı tatta. Günlük yaşantımız ayrı güzellikte. Okullarımız yakın. Her şey elimizin altında. Babamların iş yeri yakın. Babamlar da Sirkeci'de Aşır Efendi Caddesi'ndeydi babamın mağazası. Kardeşlerim de sonra babamla birlikte çalışmaya başladılar. İşte böyle. Biz evlendik. İki tane de kız, bir kızımız, bir oğlumuz oldu. 68 yılında kızımız doğdu. 71 yılında da oğlumuz oldu. Katip Sinan Camii'nde Hafız Kemal Hoca vardı. Eşi Münevver Hanım. Babam tabii bizim ayın bir yaşa gelince bunların dedi Kur'an eğitimi alması lazım ama benim dedem çok böyle dini bütün bir kimse olduğu için biz daha 4 yaşındaydık. Şu koltukların kenarlarında zıplarken bize sureleri öğretmeye başlamıştı. Ben hep hatırlarım, kenarlarında koşarken, oynarken Kulhu Allahü Ehad, Sübhaneke Allahümme, hepsini biz o zaman öğrendik. Ondan sonra dedi ki Kur'an-ı Kerim'i ben dedi götüreceğim hocaya. İlkokulu bitirirken de hatim dualarımız oldu mahallede ama 4 kızdık, 4'ümüze tuvaletler dikildi. Bahçede hatim duası yapıldı. Camide yapıldı, bahçede yemek verildi. O zamanlar böyle şeyler makbuldü, yani hoşa giden şeylerdi. Kur'anlarımızı alır, sabah olunca Hafsa ablaya giderdik. O bizi takip eder. İşi bile olsa siz oturun okuyun, ben uzaktan sizi takip ederim derdi. Her gün giderdik. Böylelikle de öğrendik. Allah nur içinde yatırsın Hafsa abi. Dedi ki,
buradan benim yanımdan ayrılmadan dedi Yasin-i Şerif'i ezberleyeceksiniz. Daha ilkokuldaydık işte. Aşk-ı Şerifler. Hatta Hafsa abla derdi ki birkaç mevlide giderken size götüreceğim aşırı okutturacağım. Biz de utanırız derdik. Nasıl okuyacağız? Hayır okuyacaksınız derdi. Öyle öyle işte. Güzel bir hayat geçirdik. Okulumuz işte Koca Ragıp Paşa İlkokulu. Oradan aşağısı Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi. Saygın mahalleydi yani. Güzel bir mahalleydi. Evlendik. Şeye gittik. Fındıkzade'de küçük bir evimiz vardı. Sonra 3 ay mı 4 ay mı ne oturduk. Kız kardeşim de beni mahalleye çağırmak istiyor. Arkadaşının babasının evi boşalmış. Abla dedi geldi hem. Mahallede ev boşaldı dedi. Annemlerle de iki apartman aramız. Hadi gelin amca eniştemle bir konuşalım falan dedi. Babam gitti Hayati Bey'e konuştular. Kız meşmiş orayı tuttuk. Orada kızım dünyaya geldi. Orada da zaten bir sene oturduk. Ondan sonra biz Erzincan'a gittik. Tabii havuz vardı bir defa Beyazıt'ta. Benim havuzun kenarında resmim var. Çocukluk resmim. Elimde simit. Daha küçücük böyle abim elimden tutmuş. Annem her gün derdi akşamüstü alırım sizi havuzun kenarına gezmeye götürürüm derdi. Ve gideceğimiz yerleri vasıtayla gitmezdik. Mesela Kapalı Çarşı. Enstitü okuduğumuz için Kapalı Çarşı'yla çok işlerimiz olurdu bu böyle nakış malzemeleri. Şu. Hemen yürüyüp atlayıp gidip Kapalı Çarşı'dan alışveriş yapıp gelirdik. Bazen annem hani babama götürülecek bir yemek olursa böyle sefertasına koyar. Hadi çocuklar alın gidin babanıza. O kestirme yollardan nasıl inip giderdik bilmiyorum o zamanlar. Boş, İstanbul'un boş hali. Sokakta biri görse sizi kimin kızısınız hemen bilir. Babam derdi ona göre dikkatli yürüyün. Nazardan korkardı. Burada derdi herkes bizi tanıyor. Ben derdi önce derdi giyineceğim çıkıp gideceğim. Siz de ikişer ikişer evden çıkın derdi. Böyle hep beraber çıkmayın. Herkes tanıyor. İyi gözle bakan var, kötü gözle bakan var derdi. Allah nur içinde yatırsın. Sultanahmet, işte Sultanahmet'e sık sık giderdik. Babamın merakları Topkapı Sarayı'nı çocukları tanıtmak. O türbeden geçerken okumadan geçmeyin derdi. Buralar derdi. Hep güzel yerler mutlaka fatihasız yürümeyin. Yani biz çocukken hep oralardan geçerken çünkü Çemberlitaş'tan okula giderken oralardan geçeriz. Orada derdi mutlaka okuyarak gidin. O türbeyi anlatır bize. Çocuklarımı alır Sultanahmet'e götürür. Bütün torunlarını toplar pazar günü götüreceği yer Topkapı Sarayı. Öyle gezdirirdi. Sultanahmet Camii'ne götürür. Eyüp Sultan'a götürür. İstanbul'un diyorum ufak gelişmemiş hali bizim yaşadığımız dönemler. Şu an bazen arkadaşlarımla konuşuyoruz da keşke diyoruz tekrar o mahalle kurulsa da tekrar aynı hayatı acaba bulabilir miyiz? Apartmanlar yüksek değil. Yani hava alabileceğiniz bir yer var. 3 katlı bizim bahçemiz Mithat Paşa'nın konağında. Bahçemizde kümes vardı, havuz vardı. Havuzun içinde siyah balıklar, kırmızı balıklar, her türlü balıklarımız vardı. Envai çeşit güllerimiz vardı. Mahzenden, kömürlükten geçip bahçeye de çıkılırdı. Bazen annem derdi ki, yengeni rahatsız etme, git aşağıdan nane topla getir bahçeden. O kömürlüğe inerdik. Bize de hep anlatırlardı Mithat Paşa zamanında burada mahzende onu kesmişler, bunu kesmişler. Korkarak çocukluk koşa koşa giderdik o kömürlüğün içinden. Ama malta erikleri bahçede yani salkım ağaçları. Çok ilkbahar falan çok güzel olurdu mahallemiz. 5-6 katlı apartmanlardı. Öyle yüksek apartmanlar yoktu. Okulumuz da öyle 2 katlıydı okulumuz. Yayvan olarak yapılmıştı Koca Ragıp Paşa İlkokulu. Hocalarımız çok değerliydi. Yaşlı hocalarda hele bizim hocamız şeye çok meraklıydı böyle Türkçe dersi yapsın, matematik dersi yapsın. Spor saatlerini hep atlamak isterdi yaşlı. Biz de der ki ay ne olur bize bir spor yaptırsa bu. Ama benim dedem o kadar mütasip yani kız çocukları ayaklarını üşütecek mi? İlk önce bize mes giydirdi okula giderken. Amcamın kızıyla ben ikimiz okulda eteklerimiz neredeyse yerden 3 parmak falan yukarıda okul formamız. Altında da mes. Biz nasıl utanırdık okula giderdik. Ay herkesin formaları normal boyda.
Anneme yalvardım. Anne biraz bunları yükselt. Annem şimdi biraz 2-3 santim yükseltir. Eğer dedem görürse, yanındaysak hemen alır sökerdi onu. Hadi gidin bakalım derdi. O çağda. Ama dedeler babalardan daha öndeydi. Babam mesela bize üst giyimi falan dedem alırdı. Babam derdi ki okuldan çıkınca mağazaya gelin. Dedeniz sizi götürecek. Dedem de derdi ki arkamdan gelin, yanımdan yürümeyin. Burada tanıyorlar. Dedem koşar. Biz de arkasından iki kız, amcamın kızı. İkimiz koşardık. İşte paltomuz ne lazımsa. O zaman alır getir gönderirdi. Nerelerden alışveriş yapılırdı? Onlar piyasadan oldukları için mesela hangi dükkan mağazalarla arkadaşlık yapıyorlarsa oralara götürüyorlardı Aşrı Efendi Caddesi'nde. Öyle Beyoğlu'na falan gitmezdik. Okul çağımda ben artık enstitüye gittikten sonra öyle Vakko falan yine açılmıştı. O zamanlar arkadaşlarımla falan, yani arkadaşlı bir iki arkadaşım vardı samimi. Zaten çok o zamanlar kızların pek arkadaşları yoktu. 2-3 kişi ailelerini tanırsanız ya onlar bize gelirler. Gelirler işte, ya hikaye anlatırız, ya okuruz, ya biraz el işi yaparız. Nakışlarımızı işleriz. Bu şekildeydi. Bahçe kapımız vardı. Yani sokaktan geldiğimiz zaman o önde bir bahçe kapı. Kapının önünde 3 tane palmiye ağacı vardı. Bu palmiyelerinin de dışları normal palmiye değil de böyle saçaklı bir yapısı vardı. Onlar nadide bir çiçekli ağaçlardı herhalde. 2-3 merdivenli demir bir giriş kapısı. Oraya dedem cümle kapısı derdi. Oradan girdikten sonra tabii benim bilmiyoruz, bizden öncekiler ayakkabılarını aşağıda mı çıkarırlar. Dedem iki tarafı böyle ayakkabılık yaptırmıştı. Hangi katın ayakkabısıysa o tarafta dururdu. Ondan sonra da camlı, cilalı büyük kapı vardı. Yani bir bahçeden giriyorsunuz, ikinci bir demir kapı. Ondan sonra içeri geçtikten sonra da cilalı, büyük, camlı, güzel bir kapı. Sol tarafta bir dairenin kapısı vardı. Bir de servis kapısı vardı. O servis kapısı mutfağa açılırdı. Mutfak, yemek odası, bir tuvalet vardı. Bu tarafta da bir antre, antreden sonra bir hol. Holün etrafında 4 tane oda. Antrede kapıdan girince ilk solda da şöyle koridor gibi bir yerden geçilirdi. Orada da bir yatak odası gene. Ama odaların renkleri hep ayrıydı. Yağlı boyalarını yeşile boyamışlar. Böyle hacı yeşili derdik. Nefti yeşil, kırmızı oda. Kırmızı, kıpkırmızı yağlı boya. Bir tane mavi oda vardı. Annem de seslenir, anneme derdik nereden ne getir. Annem git kırmızı odadan şunu getir derdi. Her katta telefon birbirine paraleldi. Ondan sonra başka da bir şey yok. Yukarı dairelerde aynı şekildeydi. Ama hepsinin bir servis kapısı vardı. Mesela misafiriniz var, bir şey alışveriş yaptınız, oradan girersiniz içeriye. Nasıl döşenilmişti peki sizin eviniz? Döşeme işte biz herkes herhalde ondan öncekiler ne şekilde döşemişlerdi bilmiyoruz. O servis kapısından girdik mi büyük bir mutfak. Yanında büyük bir yemek odası. Önünde büyük kocaman bir balkon vardı. Bir de tuvalet vardı. Öbür taraftakileri de annemler bize çocuk odası yapmışlardı. Kendilerinin yatak odası. Biri misafir odası, bir tane de oturma odası. Ama hep bunların büyük alanlar. Yani bizim şu alanın 1,5-2 misli odalar. O kadar büyüktü. Yatak odasından banyoya geçiş kapısı vardı. Banyoda da ayaklı küvetler vardı. Hani şimdi filmlerde falan görüyorsunuz ya, banyo küvetleri öyleydi. Bahçemizde de çamaşırhane vardı. Apartmanın, yani binanın çamaşırları, annemler, yengemler aşağıya çamaşır makinesini koymuşlardı. Orada yıkanırdı. Bahçede kurutulur, yukarı alınırdı. Çok güzeldi. Sizin yani o muhiti daha çok biliyorsunuz tabii. Komşuların evlerine gidiliyor, geliniyor. O dönemde ev dekorasyonları aynı mıydı? Hep hani mobilya kullanılır mıydı? Koltuk tabii, vesaire tabii. Var mıydı? Tabii. Dedem koltuklara çok meraklıydı. Böyle annem de derdi ay asker gibi dede. Bir halı merakı vardı benim dedemin. Bir de koltuk kanepe, bir de bardak tabak. Üç ev olduğu için amcamlar, babamlar, kendisi mesela 6 tane bardak aldı ama sade kendini almaz. 3 bir gelini, 6 bardak, 6 herkese akşam olunca da dağıtırdı. Halıyı getirir, serer,
Ha, beğendiyse bu kalsın. Yoksa yarın o gitsin, öbürü seccadeler. Üst üste sermişti halılarını. Öyle yaşıyorlar. Mesela şu halılar, onlar da dedemden. Bazı şeyler öyle, onlar da o şeylere merakı vardı işte. Kendi yatak odalarında büyük karyolaları vardı, şifon yerleri vardı. Tabii haremlik selamlık oturulduğu için erkeklerin oturduğu odalar böyle geniş koltuklu. Hanımlarınkinde de iki kanepe vardı, bir divan vardı. Gelen misafirler ayrı otururdu. Hiçbir zaman beraber oturduğumuz aileler olmazdı. Akşam misafirleri falan gelir. Erkekler bir odada, hanımlar bir odada otururdu. Hep ilelebet bizim öyle oldu. Yani makbul apartmanına taşındıktan sonra bu Emine amca, Emine abilerle falan ahbaplıklarımız ilerledi. Daha bir samimi olduk. Yine biraz odaların arası şeydi ama yine bir arada konuşmalar, oturmalar olmaya başlamıştı. Yoksa eskiden benim dedem annemin sesini duymadan vefat etmiş. Bizim memlekette gelinler kayınvalide, kayınpederle konuşmazlar. Ayıp yani, öyle sayılır. Halbuki kızı sayılır ama nedense o görgü o epey devam etti. Şu anda öyle bir şey yok tabii. Bunlar bitti artık. Bu gelenekler sizin nesille mi bitti yoksa sizden önce mi bitmişti? Siz uyguladınız mı? Biz uygulamadık. Bizden önce bitmişti. Yani annemlerle birlikte bitti. Daha öncesini bilmiyorum. Benim babamın babaannesini de gördüm ben. O da annem, babaannemlerle birlikte yaşadı. Çok muhteremdi. Çok az konuşur. Devamlı ibadet eder. Babaannem de öyle. Devamlı Kur'an okur, namaz kılar. Rahmetli olduğu zaman böyle bir tomar ip bulundu. Annemler dediler ki her gün Selahattin Tevriciye çekiyor. Sordukları zaman da oğullarıma çekiyorum dermiş. Amcamla babam için, yani işleri rast gitsin, böyle olsun. Hatta hocaya sordular. Hoca efendi demiş ki beraber kabre koyabilirsiniz. Çürür nasıl olsa iplik. Demiş o öyle. Rahmetli olacağı zaman da devamlı yani komaya girdi. Doktor Asaf Bey'i çağırdık. O dedi ki beyin kanaması geçiriyor. Bunu dedi hemen buzlara saralım. İşte buzlar getirildi, sardılar falan. Böyle oturttukları zaman abdest var yok. Hep namaza duruyordu. O kadar ağır, yani etrafı tanımıyor, hiç devamlı namaz adım. O haliyle de gitti. Allah rahmet eylesin, evet. Eski insanlar işte, hiç bir erkekle konuşmamış, bir alışveriş yapmamış, ekmeğin fiyatı nedir bilmezdi. Öyle pamuk prenses gibi otururdu benim babaannem. Ancak okur üfler. Öyle. Dışarıyla temasları var mıydı? Yani ne için dışarı çıkarlardı? Ne için çıkarlardı? Gezmek için. Yani amcam, işte arabamız vardı. Amcam cumartesi, pazar günleri babaannemi bindirir. İşte ya o zaman Florya tarafı boş, Boğaz boş. Ya Florya'ya götürürdü annesini, biraz gezdirir. O gün torunları da yanına, biz de binerdik. Hep beraber Florya'da, o Atatürk çiftliğinin orası, orada otururduk biraz. Sonra dönüp gelir. Pazar günde annemler giderler biraz gezmeye, Boğaz'a falan. Babaannem derse hadi Boğaz'a beni götürün. Bu sefer amcam alır, Boğaz tarafına götürürdü. O zaman koca taş suyu vardı evlerde. Hasırlı cam bidonlar, şeyler vardı, damacanalar vardı ama büyüktü şöyle. Her evin bizim 6'şar tane falan vardı. Ondan doldururduk arabanın arkasına. Hem sularımızı doldururduk. Hem de Boğaz keyfi. Balık alacaksak balık alırdık o zaman Sarıyer'den falan. Böyle trafik olsa nereye gideceğiz? Trafik falan yoktu. Boğaz nasıldı? Yapılaşma var mıydı? Yapılaşma yoktu. Gene o sahildeki yalılar. Yüksek bina yok. İşte oralarda da herhalde biraz hem gayrimüslimler otururdu, yeni Türklerden de oturanlar vardı. Yani şu anda Boğaz'ın o yapısı değişmedi. O bebekten sonraki olan kısımlar daha çok yukarılara yapıldı binalar. Gene aynıydı. O yoldan gidip gelirdik Boğaz yolundan. Bazen o şeyden gelirdik. Neresi oluyor o? Yukarı yoldan gelirdik. İpana mağaza şeysi, fabrikası vardı yukarıda. Maslak'tan. Ama orayı hiç sevmezdik, amcama derdik sakın Maslak'tan gitme amca, kimse yok.
İnsanları kesecekler neredeyse yani, o kadar boştu. Şimdi insan inanamıyor, bu kadar bize kısa süre geliyor ama tabii ki zaman çabuk geçtiği için. Bu kadar zamanda bu kadar bina nasıl yapıldı? İstanbul'da çok türbe vesaire de var. Babaanneniz ya da anneniz giderler miydi, sizi götürürler türbe miydi? Türbe olarak daha çok işte Eyüp Sultan. Diğer türbelere falan, Yahya Efendi Hazretleri. Ondan sonra Şeyh İsmail Rumi Hazretleri bir kolu Tosyalı olduğu için babaannem falan okudu mutlaka derdi. Şeyh İsmail Rumi Hazretleri'ne de okuyun. Ben de şimdi hep dualarımda hediye ettiğim zaman uzun uzun yani İstanbul'daki büyük yatırıların isimlerini zikretmek istiyorum. İşte daha çok Eyüp Sultan'a giderdik. Yani başka nerelere gidiyorduk bilmiyorum. Babamlar çok giderdi. Babam erkekler olarak, beyler olarak giderlerdi. Karagümrük'ten de giderlerdi. O Karagümrük bağlantısını biraz daha detaylı anlatır mısınız? Karagümrük bağlantısı da işte gene biz enstitüde okurken herhalde babam. Beyazıt'ta küllük vardı. Babam oraya çok gider gelirdi. Ama tabii ki önce Karagümrük'le tanışmış oluyor ki oranın cemaatiyle birlikte küllükte otururlardı akşamları. Karagümrük cerrahi tekkesi. Cerrahi tekkesi, evet. Babam oraya bağlı olduğu için oradan rahmetli Muzaffer Ozak hocamız gelirdi. Semaverle çaylar masalara dağılır. Hanımlar gene bir masada otururuz. Benim kızım o zaman bebekti yani o çağlarda. Onun sohbeti çok uzun sürer. Biz hanımlar biraz daha erken kalkardık. Babam gece 4'te falan eve gelirdi. İşte devran olduğu gece pazartesi, perşembe akşamları zaten Karagümrük'te olurdu. Onun vasıtasıyla biz de tabii Karagümrük'ü tanımış olduk. Biz de evlendiğimizde Efendimiz Muzaffer Efendi geldi. Nişan yüzüklerimizi taktı. Ondan sonra da gelinlikle birlikte dediler gidin büyük efendinin elini öpün. Gittik Karagümrük'e ellerini öptük. Büyük efendinin ismini Fahrettin Efendi. Evet. Fahrettin eşi vardı o zaman. Allah rahmet eylesin. Bir tane de kızcağızları vardı yanlarında. Onun da ismini unuttum. O da bizimle beraber hep arkadaşlık yapardık. Onu da kendileri evlendirmişlerdi. Onlar o zaman dergahın yanında oturuyorlardı, oradaki evde oturuyorlardı. İşte Sevim ablalar falan vardı, Erol abi, Erol Tutkun kardeşler. Hatta biz muayenehanemizi alırken Erol abinin ayakkabıcı dükkanı vardı şeyde Nişantaşı'nda. O da vasıta oldu biz muayenehaneyi alırken Rumeli Caddesi'nde. Böyle ahenkli bir gençlik, çocukluk, gençlik. Evlilik dönemimizin de ilk seneleri orada geçti. Gene Ramazan'da kayınpederim de gelirdi. Gene oradaki çevre camilerde teravih namazına giderdik. Kartal apartmanında oturmuştuk. Annemler Makbul apartmanındaydı. İki apartmanın ötesinde de Kartal apartmanında biz kiralamıştık. Orada çok kısa oturduk. İşte ondan sonra Erzincan'a gittik. Bu küllükten bahsettiniz. Küllük kahvesine kadınlar çok giderler miydi? Kadınlar gündüz belki talebeler geliyor olabilir. Biz gündüzleri gitmezdik. Biz akşamları ama beyler ayrı masada olma şartı. Yani hep ailece böyle oturmazdık. Hanımlar ayrı sohbet ederdik. Bizim masaya da erkekler semaver gönderirlerdi. Orada güzel sohbetler olurdu. Tabii babamların masasına ulaşmak güzel bir şey. Orada çok büyük sohbetler var ama onları dinleyemiyorduk. Kimleri hatırlıyorsunuz? Oradan hangi simalar kaldı aklınızda? Adem abi vardı, Sefer abi. O zaman onlar, Sefer Efendi daha şey olmamıştı, Şeyh Efendi olmamıştı. Başka kimler? Ay, çok isimlerini şimdi hatırlamıyorum ama çok kişilerle ahbaptık ve komşumuzdu da. Kimdi o Hikmet Hanım'ın beyinin ismini hatırlayamıyorum. Vardı ben daha çok. Yine de şey vardı. Muzaffer Efendi var şimdi gene. Muzaffer abi var. Kim var başka? Hanım Yıldız Hanım.
Hepsi rahmetli oldular. Ay oraya yani inanın bazen dergaha gitmek istemiyorum diyorum. Ay o kişileri böyle gözlerim arıyor. Ay kimse kalmamış soruyorum. O öldü diyorlar aman aman gelmeyeceğim ben buraya diyorum. Bütün simalar değişmiş. Beni tanıyan yok. Ben de onları tanımıyorum. Ama kız kardeşim gidiyor şimdi. O erkek kardeşim de gidiyor. Siz çocukluğunuzda da gider miydiniz? Anneniz de gider miydi tekkeye, Cerrahi Tekkesi'ne? Giderdi. Babam, annem hepsi. Ramazanlarda giderdik. Yani ne bileyim Ramazan olmasa da diğer zamanlarda da giderdik. Devran olduğu geceler giderdik, oturur dinlerdik falan bakardık. Muzaffer Hoca'nın Şeyh Efendi olduğu zamanlar daha çok sık giderdik. Ondan sonra yavaş yavaş zaten biz evlendikten sonra zaten devirler değişti. Dönemler değişti. 90'lı yıllarda falan Sefer Efendi'ydi. İstanbul'u nasıl hatırlıyorum? Sokaklarda güzel çember çeviren çocuklar. Böyle Demiröz Apartmanı'nın önü biraz meyilliydi. Böyle tahtadan kaydırak gibi bir şey yapmışlardı. Tekerlekleri var. Herkes ona oturur orada kayar oynar. İp atlar. Seksek. O senenin oyunu seksekti. Ben çok seksek oynamışımdır. Diyorum ya hakikaten böyle seyrek evler, insanlar birbirini tanır, selamlaşır. Bakkallar da öyle. Bütün bakkallar tanıdık. Anneme mesela bir şey lazım olur. Bir tane büyük bakkaliye vardı. Beyazıt'tan inerken oradan toptan alışveriş yapılırdı. Şimdiki marketler gibi değil de onda hani bulgurmuş bizim Tosyalı olduğumuz için pirinçlerimiz falan oradan gelir ama gene de böyle hani makarna alırsınız, şeker alırsınız. O büyük bakkaliyeden alınırdı. Diğer tarafta güzel manavlarımız vardı. Çarşı kapıda güzel bir pazar vardı. Babam akşam olunca anneme telefon açar her akşam. Bir şey lazım mı diye. O çarşı kapı pazarı mesela ufak bir şey lazımsa babam da alır getirirdi. Alışveriş hep erkekler mi yapardı? Çoğunlukla mahallemizden atlı sebzeciler. Bu Arnavut sebzeci vardı bir tane ama atı süper bir at. Adamcağız böyle o zaman domatesin 40 kuruş olduğu zaman domates 40 kuruş 40 diye bağırır. Gelir böyle atın nalları iki tarafına küfeleri asmış rengarenk sebzeler, yaz sebzeleri. Bu Kastamonu ambarının sahipleri de o binada da iki tane yardımcı kızları vardı Lütfiye ile Saniye diye. Sakin Hanım teyze böyle cumbanın panjurunu açar. Adamcağız oraya kızlar büyük sine indirirlerdi. İşte o herhalde yukarıdan seslenirdi şu kadar patlıcan. Adam da o tepsiye o kadar güzel dizerdi ki. Hani şimdi manavlar böyle rengarenk koyuyor. O şekilde onları dizer. O kapıdan çıkar bu kapıya gelir sebzeci. Hani bizler kim ne alacaksa. Mahalleye bıraka bıraka gider. Vişne zamanı bir vişneci geçer, kirazcı geçer. Yani mahallenin özel bir satıcıları vardı. Simitçisi ayrı, kuru yemişçisi ayrı. Herkesin saati vardı. Bir dondurmacı Selim vardı, o da Arnavut'tu. Onun dondurmasının üstüne dondurma yapan yoktu. O zaman bu sırtlarına takıp getirirler, iki tane yuvarlak. Etrafa havlu sarılı buzlar var. Çevirir onu. 5 kuruşa uzun külahlar vardı. Küçücük böyle parmak gibi. 10 kuruşa da dibi düz külahlar vardı. Onlardan alırdık. Babaannem de bize para vermeyi çok sever. Hadi çocuklar dondurmacı geldi. Çalın camı çalardı. Dondurmacı duracak. İlle çok güzel vişne dondurması veya çilek dondurması o zaman yaparlardı bu mahalleden geçen dondurmacılar. Hepsi kayboldu bitti gitti. Şu anda hele Beyazıt'a gidilecek gibi değil artık. Bizim evimiz var yani konak yıkıldı. Babamlar orayı müteahhite verdiler. Ne zaman yıkıldı konak? Şu anda olsaydı kaç senesinde Tarık doğdu 70'li yıllarda falan yıkıldı. Orada biz annemler oradayken oğlum doğdu. Neden yıkıldı peki? Yıkıldı. Şimdi orada gene şu anda müteahhitler nasıl binaları yapmak istiyorlar. İşte babamların da değil de babamın amcasının oğlu
tamah etti demek ki. İlla ki apartmana geçelim, apartmana geçelim. Yıkıldı. Ondan sonra bizim yıkıldıktan sonra karşısı da Fuat Paşa'nın köşkü de yıkıldı. Şimdi orada iki tane kocaman apartman oldu. Mahalleye yakışmayan bir apartman oldular. Onun içi şimdi 30 daire mi ne oldu? Şu anda artık iş yeri oldu. Han gibi bir şey şu anda. Onun için artık Soğan Ağa Camii'ne kardeşim diyor, geçen gittim diyor, cami tamir olmuş ama diyor cemaati hepsi değişti artık diyor, kimse kalmamış diyor. O mahalle havası ne zaman değişti Soğan Ağa'da? Hangi yıllara kadar? O mahalle havası, işte biz Türkiye'ye döndüğümüzde 84 yılında annem halen orada oturuyordu. Ondan sonra işte yavaş yavaş bozulmaya başladı. Bir de annem babamı kaybettikten sonra yalnız kaldı. Babam 80'li yıllarda vefat etti. O anneme dedim ben Fenerbahçe'ye seni taşıyalım. Dedi ki kızım sen bir tarafa gidersen ben burada yalnız kalırım. Ben gene dedi Bakırköy tarafına kardeşimin, o erkek kardeşimin olduğu yere gideyim dedi. O tarafta bizim Tosyalılar çok. Hiç değilse dedi gelip geçerken bazıları uğrar. İyi de yapmış. Kardeşim de her akşam uğruyordu sağ olsun. Orada da vefat etti. Çok yaşlı değildi. 74 yaşındaydı ama işte vadede olunca evet. Çocukluğunuzun Soğan Ağası'nda meşhur simalar yaşıyor. Evet. Bazılarından bahsettiniz. Bir de Halide Edip de. Halide Edip de biz sonradan taşındık Makbul Apartmanı. Koska Helvacısı meşhur. Koska üniversitenin karşısında Koska Helvacısı işte ciğerciler, Migros falan sonradan açılmaya başladı. O sokaktan girdiğiniz anda köşede Halide Edip'in köşkü vardı. Onun karşısında da büyük bir kırmızı bir konak vardı ama o kimin konağıydı bilmiyorum. O konağı da sonradan Doğulular aldı. Halide Edip'in karşısında. Ben okuldan gelirken bazen Koska Helvacısı'ndan girerdim. Arkadaşlarla Çemberitaş'tan otobüste gelirdik. Orada inip geçerken Halide Edip Adıvar'ı şeye koyarlardı böyle tekerlekli sandalye. Kapının önüne çıkarırlardı. Gözlüklü, sırtına böyle atkı mı şal mı bir şey koymuşlar. Orada birkaç saat, artık yarım saat mi otururuz. Biraz hava alıyordu herhalde. Sonra içeri alıyorlardı. Onların karşısında gene bir köşk vardı. O da Akosmanzade Ahmet Beyler derlerdi. Afyonlular. Onlar da dedemin arkadaşlarıydı. Gene oradan da girince mahalle öyle çok saygıdeğerdi. O tarafta da. Hatta Asaf Beylerin nişanı o evde yapıldı. Biz de Kartal Apartmanı'nda oturuyorduk. Bakmıştık nişan olurken. Gülsen Hanım'la Asaf Bey'in nişan atasevenlerin. Evet. Ondan sonra Kartal Apartmanı vardı. Asaboğlu ailesi vardı. Karşımızda Çağatay. Ne Çağatay'dı? Yazar Çağatay'la otururdu. Kennedy Apartmanı yapılmıştı oraya. Akbaş Apartmanı vardı. Yani herkes diyorum ya, bütün herkes birbirini tanıdığı için şimdi şahıslar gözümün önüne geliyor. Ama hepsi vefat ettiler. Çoğu vefat etti. Gayrimüslim var mıydı o bölgede? Gayrimüslim, Saraylı Hanımlar işte bizim Mithat Paşa'nın konağının yanında bir Saraylı Hanım'ın evi vardı. Ona da bayramlarda gitmeyi çok severdik. Bayrama da gidince diyebilirim ki dünyanın en güzel mendillerini o hediye ederdi. Saraylı Hanım olduğu için ilk başta derdik biz Saraylı Hanım teyzeye gidelim. Onun elini öptük mü en güzel mendili o verir. Onun karşısında da böyle yuvarlak cumbalı bir ev vardı, ahşap, tam köşede. Yani şu anda film çevrilse o kadar güzel, onu da yıktılar tabii. O evde bir madam otururdu. Herhalde o da Ermeni miydi, öyle bir şeydi ama bir Müslüman bir beyle evlenmişti. Terzilik yapardı. Onlar falan, o zaman da yaşlıydı, o da gitmiştir. Saraylı Hanım'a neden Saraylı deniyordu? Saraydan gelmiş herhalde on, yani o dönemlerde yaşamış. Saraydan gelmişti. O eskiden her mahallede bir Saraylı Hanım otururmuş. Adada da eşim bahsederdi. Onların da varmış öyle Saraylı Hanımları. Ankara'da anneannemin komşuları vardı. Onlar da derdi burada Saraylı Hanım diye.
Sarayda yetişmişler, terbiye almışlar herhalde. Öyle de İstanbul'un bazı semtlerine yayılmışlar, Ankara'ya gitmişler yani nasıl olmuşsa. Sohbet edilir miydi, anlatırlar mıydı size hikayelerini? Çocuktuk ama daha belki de 6-7 yaşında öyle sohbet falan anlayacak zamanımız da değildi. Ondan sonra taşındılar mı oradan bilmiyorum, hatırlamıyorum ondan sonrasını. Kız çocukları okula gönderilir miydi sizin döneminizde? Bizim dönemimizde gönderilen kız çocukları işte bizim mahalledeki arkadaşlarımın hepsi benim okuldalardı. Biz arkadaşlarımız, amcamın kızı, hepimiz Koca Rakıpaşa'da ilkokulu okuduk. Ondan sonra enstitüye gittik. Sonra enstitüyü bitirenler de hemen evlendiler. Ama tabii çevremizde gene bir arkadaşımız vardır. Saint-Boucher'e gitmişti. Fransız mektebine. Öyle okuyanlar da vardı yani. Sadece biz değildik. O babamların görüşünde olan kimseler hani bizim okula göndermişlerdi. Gene de komşular ayağa kalkmıştı. Aa, neden gönderiyorsunuz Esat Bey'i? Bu kızlar bir aydın kızlar olsunlar, okusunlar. Bizi geri kafalı gibi görmüşlerdi. Evet. Kadınların çalışmasına nasıl bakılırdı o yıllarda? O yıllarda zaten fazlaca çalışan bir hanım yoktu. Eskiden bir baba çalışır, 10 çocuğuna bakardı. Şimdi de 10 çocuk çalışıyor, bir babaya bakamıyorlar. O döneme döndük. Yoksa bizim dönemimizde öyle ailede hani yüksek tahsil de yapsa o kızlar bilmiyorum yani çalışan pek yoktu bizim çevremizde. Herkes bir baba kazanır. Ailenin geçimini temin ederdi. Yahut da nasıl oluyordu bilmiyorum yani. Bulunduğumuz çevre öyleydi. Ama ben adaya gelin gittim ama adadakiler de öyleydi. Herkes ya kanaatkardı. Şimdi kanaat bitti. Mesela yazın başında bir pabuç alırdık. Öbür yaz başı giydiğimiz zaman herkes takdir eder. Ay ne kadar güzel, hiç eskitmemişsin. Şimdi öyle değil ki tabii ne babanın parası yeter ne çocuğun parası yeter. Sürüm de çoğaldı yani yapılan şeyler de çoğaldı, moda çıktı. Evet herkes çok temiz giyinirdi ama bakımlı giyinirdi. Öyle aman 10 tane ayakkabım olsun, 10 tane çantam olsun. Şimdi dolaplar almıyor artık her şeyleri. Onun içinde şimdi kız olsun erkek herkes çalışacak. Ki yani şey piyasa dönsün. Herhalde bu nedenle. Ama şimdi haklı olarak kızlar çalışıyor. Üniversiteye girmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Üniversitede yerleri işgal ediyorlar. Başka hani erkeklerin de hakkını yiyerek demek istiyorum. Ama o kızlar şimdi okudu bitirdi ondan sonra gel otur evde. Niye okudu madem? Biraz katkı yapacaksa. Bunun da bazı kızlar var ki erkek çocuklarından daha becerikli, daha cabbar. Madem ki okudu çalışsın. Terbiyesiyle çalıştıktan sonra, güzelliklerle çalıştıktan sonra şimdi ne kadar güzel kızlar nerelere geliyorlar. Takdir edilecek şeyler yani onlar. Benim gelinim şimdi, ben çalışma nasıl diyebilirim ki? Siyasal bilgileri bitirmiş. Ankara'da Bilkent'i okumuş güzel ve zeki bir kız. Amerika'da da öyle. Ödül veriyorlar. Şimdi gel kızım otur sen evde çocuk yap. Şimdi yani bunları bile söyleyemiyor insan çalışmasın oğlum sen kendin bak. Niye diyor bu kadar okumuş o zaman? Hele memleketimize de katkı yapabileceklerse ileride inşallah da yapsınlar. Kadınların giyimi o zaman da bir standart giyim şekli vardı. Yaz gelince bir pardüsü şekli vardı. Ben de giydim çünkü benim de pardüsülerim vardı. Başlarımızı, yaşımız geldiği zaman başlarımız gitti ama bu alttan normal bir eşarp örtüş şekli vardı. Ozan'ın, Man'ın modası. Şimdi gene ya Şule Yüksel Şenler var ya, bizim apartmanda alt katımızda otururdu. O seneler o Şule baş modasını çıkarmıştı. Biz de derdik, ay niye bunu böyle apartman baş gibi bağlıyor acaba bu kızcağız? Ve kendinin çok modern olduğunu, bize böyle denize girdiği resimleri gösterirdi. Bakın ben böyleydim, açıktım, saçıktım, şöyleydi, böyleydi.
Ben dedi sonradan kapandım. Hatta aileyi de o kapattı. Gonca diye bir kız kardeşi var. Daha bir tane de küçük Çiğdem mi ne vardı. Üç kız vardı. İki de erkek kardeşi vardı. O kızla birlikte, Şule ile birlikte kapanma şekil, yani saç modası değişti. Türkiye, İstanbul'a saç modasını getiren Şule. Şık kıyafet, o da güzel bir pardesüler falan giyerdi. Saçını şu arkadan böyle bir şey yapar. Şimdi herhalde çok rahatsızmış. Evet, duyuyorum. O halinden sonra bu hali alacağı hiç aklıma gelmezdi. Çok güzel çikolatalı kurabiyeler yapardı misafir geleceği gün. Bir, ayda bir gün gün yaparlar. Ben derdi bu çikolataları kendim yaptım derdi. Geceleri yapıyorum derdi. Annesi de kalp rahatsızıydı. Hastasıydı. İşte diyorum ya, kimler oturuyordu mahallemizde, yavaş yavaş çıkıyor ama Şuleler çok sonra geldiler. Onlardan sonra şeyler geldi. Erol abiler, Sevim ablalar, Tutkun kardeşler. Onlar da bizim apartmana taşındılar sonradan. Nurdoğan, Cafer diye oğlu vardı, Fatma diye kızları vardı. İşte kanaatkarlık vardı diyorum. Sonradan kışında manto giyilirdi. Aynı şekilde gene başörtüleri. Herkes şık şık başının örtüsünü alırdı. Bu şey moda, yani çeşitlilik. Şimdi bu tesettür kıyafetleri falan sonradan oldu. Şimdi hele bizim bu köyde feraj ediyorlar. Şimdi Kabe modasını buraya getirdiler. Artık temizliğe gelen kadınlar, herkes de, benim burada bir arkadaşım var, bizim Soğan Ağa'da beraberdik, doktordu, Nisai Mütehassı. Erzincan'a gittik, ben ona mektup yazdım, gel burada sağlık ocağı boş dedim, oraya da geldi. Sonra gene biz burada beraber buluştuk. Bazen şaka yapıyor, şu kadınların giydiğinden diyor, bir tane de ben alacağım diyor. Ay nereye gitsen bunlar diyor, aynı kıyafetle gidiyorlar. Ne kadar da rahat diyor, içten ne olursa olsun üstlerine bunu giydiler mi, tamam artık diyor. Bu da buranın modası dedim işte. Her tarafta bir moda çıktı. Belki güzel yani. Benim şimdi amcamın hanımı çarşaflı idi. Rahmetli oldu. Amcamın kızı çok güzel tesettür. Yani öyle kısa değil. Mantosu güzel, eşarbını güzel. İstanbul'a geldikten sonra ne olduysa o. İlle ben çarşaf giyeceğim dedi. Ben de diyorum ki madem çarşaf giyiyorsunuz, hakikaten Kabe'nin abayeleri daha güzel model. Bu çarşaf, şu bel sıkıyorlar ya, benim hiç hoşuma gitmiyor diyorum. Siz ne olur şu abayeden alın getirin de bunları giyin burada. Daha çok şık görünür. Yani şık görünmekten daha derli toplu durursunuz. Şimdi onlar bazı ya, ay biz gitmeyiz, biz çarşaf. Madem bunu düşünüyorsun, niye bu kıyafeti giyiyorsun? Yapma bunu, çarşafı. Soğuk havada üşüyeceksin, işlerine kalanları giymeye çalışıyorlar. Ama belki de bulundukları çevre, hani Fatih çevresi olduğu için, Fatih'te daha fazla herhalde şey, çarşaf kıyafeti. Yoksa benim babaannem, dede, ama o seneler yoktu çarşaf. Benim dedem yoksa babaanneme giydirirdi çarşaf falan. O babaannem normal başörtü, kim? Yani Nakşibendi dervişiydi dedem. Sarıyer'deydi şeyhi. Yani öyle her şeye karşıydı o, öyle kadınla modunla el sıkmak, karşılaşmak, konuşmak öyle bir şey yok. Yani kapıdan içeri girdiniz mi erkeğin kadının kapısı ayrıydı neredeyse. Ama o devirde bile bu çarşaf yoktu. Bu sonradan geldi. Şimdiki moda, şimdi kızcağızların, yani hani sizlerin de çok beğeniyorum. Bu şekildeki örtün çok güzel. Ama bazıları biraz abartılı yapıyorlar ya, ondan hoşlanmıyorum. Biz de mahallemizde çok yani açık saçık değildik hiçbirimiz. Çocukken oynarken bile bayağı uzun uzun elbiselerle oynardık çocukken. Biz de Kur'an'ımızı okurduk, namazımızı kılardık. Güzel bir gençlik, güzel çocukluk, güzel gençlik geçirdik. Diyorum en güzel dönemde doğmuşuz. Allah'a binlerce kere hamdolsun. Bundan sonraki yaşam güç bir yaşam. Ne taraftan olursanız olun. Açığın da işi zor, kapalının da işi zor. Hepsinin işi çok zor.
Biz de diyorum ortada kalmışız böyle biraz. Düğün törenleri yine böyle şatafatlı düğünler çoktu. Hani Hilton o zaman yeni açılmıştı benim çocukluğumda. Hilton'daki düğünlere de giderdik. Sheraton açılmıştı. İşte oralarda da düğünler vardı. Ama mütaassıp aileler mesela Topbaşların düğününe gittik. Topbaşların Üsküdar'da bir evleri vardı büyük. Onların gene hanımlara yapılan gün ayrıydı. Düğün merasimi, beylerin günü ayrıydı. Gene bahçede masalar kurulmuştu. Musa Topbaş'ın oğluydu. Ona gitmiştik. Melike ayrılmışlar sonra zaten onlar da ayrılmış. Ama o kapalıların yani güzel düğünleri olurdu. Gelinlikler normal, şaşalı gelinlikler vardı. Ben daha çok işte Boyner'lerin düğününe falan gitmiştim çocuktum. Bir de mahallemizde bu şey Nohçimento var ya, Kayseriler. Onların düğünü de olmuştu. Benim arkadaşımın düğünü olmuştu. Taksim Belediye Gazinosu vardı. Taksim gezisinin içinde güzel bir düğün salonu var Taksim Belediye Gazinosu. Çoğu düğün de orada yapılırdı. Ekseriyette nikahtan. Şimdi daha çok düğüne meraklı herkes. Yani bizim dönemimizde daha fazla nikah. Nikahtan bir yerde yemek yenir ailece, o kadardı. Yani eğer varlık durumları güzel olan varsa onlar büyük düğünler yaparlardı. Sizin düğününüz nasıl olmuştu, ne giymiştiniz? Bizim düğünümüz olmadı, biz nikah yaptık. Şimdi Hayati Bey geldi. Tabii bizde de o kadar çok konuşma yok, böyle birlikte oturup falan. Nikah gününü aldım dedi. İyi, davetiyeler bastı. Nereden? Şehzadebaşı Belediye Sarayı'ndan. Ay ben de oraya karşıydım. Çünkü niye? Bu çingene çocuklara, bu gelin arabasına saldırmıyorlar mıydı? Aman illet olurdum ben diyordum. Gelin olursam buraya gelmem. Sen git Hayati Bey'de belediyeden şeye saat al. Ama babama dedim ki yok ben istemiyorum dedim. Babam beni aldı karşısına. Bak sen ne söylüyorsun dedi. Sen dedi Beyoğlu'nda mı evlenmek istiyorsun? Beyoğlu dedi kilise çanlarının olduğu yer dedi. Gidersin dan. Ama dedi şehzade başında dedi etraftan ezan sesleri gelecek dedi. En güzel yer dedi bana. Öyle deyince peki dedim. Şimdikiler olsa diyorum hayır ben istemem derdi. Peki dedik. Orada nikahımız oldu. Ondan sonra da bir yerde bir yemek oldu aileler için. O kadar. Tanışmamız Hayati Bey işte Almanya'dan gelip gidiyormuş. Ailesi hemen her geldiğinde işte bir kız gösterelim. Artık ne zaman evleneceksin? Ona baskı yapıyorlar tabii. Hatta bir tane vapurda bir kız beğenmiş. Gelmiş babasına söylemiş. Nasıl söyledi bilmiyorum artık. Babası da babası mı görmüş yahut da böyle bir kızı takip etmiş. Heybeliada'dan bir kuyumcunun kızıymış. Ondan sonra istemişler. Kız demiş yok demiş ben Almanya'dan gelenle evlenmem demiş. Ondan sonra herhalde geliyor zaten bir ay kalıp dönüyormuş. O sırada kimseye şey olmamış. Bu Kastamonu'lu olan hanım bizim ailemizi tanıyor. Hayati Beylerin ailesini de tanıyor. O demiş ki tam demiş size göre bir aile var demiş. Hani kız olarak bir şey söylemiyor. Eskiden kızdan çok aile methedilirdi. Bir kere uğrayalım bir bakalım hani nasıl kız daha evli nişanlamadılarsa falan. İşte gelmişler bize ne maksatla geldilerse beni görmüşler yani ben hatırlamıyorum. Ama eskiden yani kızlara talip çoktu. Şimdiki gibi değil. Şimdi ben çevreme de bakıyorum mesela. Eğer kızın bir çevresi yoksa o kızcağızın evlilik çok sorunlu oluyor yani. Erkek, Asaf Bey rahmetli demiş ki bir defa eşime. Ya demiş bu erkeklerin hakkı var da demiş bu kızların hakkı yok mu bir erkeği istemek demiş. Şimdi ben o hale geliyorum. Yani bir kız çocuğu da diyorum bir erkeği tercih edebilir. Ama bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu ama hep aileler gelir. Kız hiç oğlanı tanımaz. Oğlan kızı tanımaz. Bunu istiyoruz. Babam benim mütasip olduğu için kızı bir erkeğe göstermek istemezdi. Ya peki nasıl olacak bu iş?
İsteyenler böyle fotoğraf gönderirler. Bir tane camlı bir masamız vardı oturma odasının da. Aa, bu camın altına bir resim gelirdi. Ben anlardım herhalde, derdim bu benim için mi gönderdiler bu fotoğrafı derdim. Böyle bir bakar geçerdim. Ondan sonra nasıl olduysa Hayat Beylere bir karar vermiş. Buyurun demiş onlara. Onlar geldi. Birkaç kişi yani, çok yani. Benim bir yengem var da der ki hesapladım 280 kişi geldi sana derdi. Dedim o kadar abartma dedim ama geliyorlardı yani, o zaman o oydu, o şekildeydi. Ondan sonra ama o aradaki hanıma demiş ki babam, sen demiş eve getirmeden önce mağazaya getir. Ben bir onu imtihandan geçireceğim. Hayati Bey mağazaya gidiyor. Babam artık ne soruyor, ne ediyor bilmiyorum. Ne imtihanlardan geçti. Oradan çıkınca babam neşeli gülmüş. O demiş ki tamam bu iş oldu demiş, hiç merak etme. Sonra geldiler işte, istemeye geldiler. Sonra söz kesildi. Ama gene biz hiç konuşmadık. İkimiz birbirimizle konuşmuyoruz. Onlar geliyorlar, gidiyorlar falan. Gittim babamın elini öpeceğim. Böyle koltukta oturmuş babam. Önünde duruyorum. Hani elini versin. Ay böyle o kadar bir düşünceye dalmış ki böyle duruyor rahmetli. Ondan sonra işte öyle söz kesildi. Bir 9 ay kadar sözlü kaldık. Almanya'dan döndü. Almanya'dan döndükten sonra 10 Kasım'dı bizim. Hem söz kesildi hem nişan yüzüğümüzü aynı gün. Muzaffer Efendi geldi bizim evdeydi. Hem istemeyi yaptı hem de dedi sözü de keselim. Hadi nişan yüzüğünü de takalım. Sene kaç? 66. 66'nın sonunda 12 Aralık'ta evlendik. Hemen 67 oldu. Bu sene işte. Görüştünüz mü bu arada? Bu arada bir kere bir gün geldi. O zaman sinema şeyi vardı. Anneme, babama söyleyemiyordu. Anneme dedi ki bir nesrini alıp sinemaya götürebilir miyim? Annem de o zaman Feridun da sizle gelsin. Feridun da erkek kardeşim. Öyle der demez Hayati Bey biraz bozulmuş tabii. Feridun da gelecek. Bütün ailece gidelim bari demiş. Ne konuşacağız? Bir günde annemin kabul günü. Hayati Bey gelmiş dedi. Dedi ki anneme bir şöyle dolaşıp gelebilir miyiz? Annem de ne desin? Babamdan da korkuyor. Babama söylemek istemiyor. Annem, babam kıyameti koparır. Herhalde annem artık bir göz yumayım da gitsin, hiç konuşma falan yok. Ben zaten Hayati Beyler geldikleri gün bir karnım ağrılar girer, canım sıkılır, üzülürüm. Dedi ki hadi gidelim, gittik. Nereye götürecek? Ben şöyle dolaştırıp getireceksem götürdü beni Boğaz'da bir balıkçıya oturduk. Birer tane balık. Annem dedi ki bak bugün günümüz, gelen giden olur, seni sorarlar. Nerede, ne diyeceğim ben? Hiç yoktan baban çıkıp gelir. Ben karar veremiyorum ki dedim. Sen karar ver annenle, ne yapacağım ben? Ben zaten gitmek istemiyorum dedim. Gittik acele acele hemen döndük geldik. Bir tek o işte. Çıkıp gidip geldiğimiz. O kadar. Ondan sonra da evlendik. Size fikrinizi sormuşlar mıydı? Annem dedi. Annem şimdi müşteri kızıştırır gibi. Amcamın kızıyla ben aynı yaştayız. Şimdi biri gelir beni istemeye. Ben kızarım, istemiyorum, ağlarım bilmem ne. Annem hemen getir şu çoraplarımı giyip eltime söyleyeyim. Eltimin Şeyma'yı gösterelim. Ben tövbe yarabbim derdim. Anne bir insan müşterimi kızıştırıyorsun sen. Yok derdim, istemiyorum. Oraya da götürme, ben de istemiyorum. Ama Hayati Bey de belki beni o aracı olan ikna etti. Hayati Bey kilolu. İkimizin arasında 16 yaş fark var. Onlar da fotoğraf verdiler. Hatta Emin Hoca'nın, Emin abinin kızı var Sevda. Annem dedi ki Sevdacığım dedi bak dedi Nesrin ablanı dedi bu beye vereceğiz. Aman hemen bir böyle baktım. Sanki dedemiş gibi de. Dedeymiş gibi yani büyük birisi dedi, demek istedi. Niye vereceksiniz gibi. Bak dedim Sevda bile beğenmiyor dedi. Babam da bana kızıyordu sen derdi. Ay, aklına bak. Bir kişi karşına çıkarsa fikirlerine bak. Böyle tipiymiş, boyuymuş, boşluymuş. Herhalde teslim olan bir insanmışız biz diyorum. Allah iyilerle karşılaştırdı.
kayınpederim falan da yani onlar da beni severlerdi. Ben de onlara çok hürmet ederdim. Yani ben annemden gördüklerim, işittiklerim o evde yapmak istedim ama tabii ben öyle konuşmamak falan değil. Hani bizim gelinliğimizde de öyle geç baş köşeye git, bacak bacak üstüne at. Şimdikiler öyle işte bacak bacak üstüne. Ben misafir gelse hizmetimi yaparım. Çok konuşma, kızlar çok konuşmaz. Gelinler de az konuşur. O şekilde yürüttüm. Hep dikkat ederdim nasıl yapıyorlar, nasıl masa hazırlıyorlar, nasıl servis yapıyorlar. Onlara hep dikkat ederdim. O şekilde yürüdü işte evliliğimiz. Ama kayınpederimle de güzel, kayınvalidem, kızımın doğduğu sene kayınvalidemi kaybettik. O biraz rahatsızdı. Kayınpederim ondan sonra 16 sene yaşadı. Yalnız olarak adada da kaldı. Senede bir defa Almanya'ya bizim yanımıza gelirdi. Bir 40 gün falan kalırdı. Sonra Hayati Bey senede 2-3 defa gelir babasının iğnelerini yapar, ilaçlarını tanzim eder. O dönüp. Ama şimdi tabii o zamanki gençlik halimizde şimdi bir değil. Şimdi yani Hayati Bey de diyor acıyorum yani o şekilde o yaşında nasıl bizim rahatımızı düşünerek İstanbul Türkiye'nin o zaman yoklar şehri olduğunu biliyoruz. Bize mektup yazardı. O zaman telefonla çok konuşamıyoruz. Şimdilik gelmeyin derdi. Ortam sakinleşinceye kadar. Yani ben yalnızım aman dönün gelin bana hizmet edin. Bunları hiç katiyen söylemezdi. Biz de şimdi diyorum biz de akıllandık. Biz de çocuklarımıza söylemiyoruz. Rahatsanız oturun diyoruz bir şeye. Yani burada da çok iç açıcı bir durum yok şu anda diyoruz. Gelen insanların kimin işi yok, kimin bir şey. Hazır işleri var. Aynı bu şu şeyler var şimdi. WhatsApp'lar falan şeyler, tangolar, canlı gibi konuşuyoruz. Senede bir defa geliyorlar işte. Çocuklarım da saygılıdır. Onlar da bizim evimizdeki şeyi yürütüyorlar şu anda. Oğlum da öyle haftada 2-3 kere açar. Bizi bir üzgün görse gene hatırlarımızı sorar ne oldu ne bitti. Kızım bizden zaten kız çocuğu hiç kopmaz. Kız her dakika burada beraber olmak ister. Öyle işte yaşantımız bu. Evlenmeden önce adaya gidip gelmişliğiniz var mıydı? Bilir miydiniz adayı? Adaya çocukluğumda bizim bir Tosyalı ailemiz, babamın arkadaşları oturuyordu. Bir defa o zaman gitmiştim. Sonra da nişanlılık dönemimizde işte ailece babamlarla falan bir iadeyi ziyaret. Onlar bize gelince biz de onları ziyaret etmek için gitmiştik. Nasıl bir yerdi ada? Bugünküyle çok aynı bizim Soğanağı gibiydi. Ada da öyle boş. Gece sohbetler çok güzel komşular arasında. Hatta bizim evlendiğimiz yıllarda Hayati Bey film makinesi falan getirmişti. İşte babası da Almanya'dayken filmler çekmiş. Komşular akşam olunca toplanırlar. Adada o zaman kalorifer falan yoktu evlerde, soba. Sobanın üstünde kestaneler yapılır, çaylar demlenir. O film makinesini kurardı. Komşular hep filmleri seyrederler. Orada da onların da komşulukları çok güzelmiş. Ben de gittim o komşuluklarla biraz istifade ettim. Oralarda şimdi bizim kayınpederimin olduğu ev şimdi Ada Palace Oteli oldu. Adada şimdi bu tip oteller meydana geldi. Biz yapamadık çünkü ikinci dereceden eski esere girdi evimiz. Bütün dış tahtalarını bile sayıp ona göre yapacaksınız. Biz yapsak dedik o evden biz istifade edelim, biz otel yapsak işletemeyiz. Kendimiz o kadar kocaman evde oturmamıza imkan yok. Okulmuş, ortaokulmuş Hayati Beylerin evi aldıklarında. En sonunda görümcemle birlikte karar verdiler, sattılar. Bu alan kişi otel yaptı şimdi. Biz de o sırada zaten başka bir ev almıştık. Orada evimiz var yani adada. Gene de kopamadık. Ama bizim yukarı mahalleye taşındık. Yani kayınpederlerimin evi çarşının içine yakın. Sonra biz hastanenin üstünde Misak Sokak'ta ev aldık. Orada da çok güzel ahenkli bir komşuluk sürdük. Yani bir 10-15 sene birlikte yaşadık. Yani harp bir şeye kadar, depreme kadar. Depremde mahallede, bütün mahallede aynı caddede yattık sokakta. Çünkü devamın sallanıyordu o sıra. Ama bir tarafımızda şeyler, Arnavut aile, bir tarafımızda Türk aile, arkamızda bir kebapçılar falan.
Böyle ikindi çaylarını bir arada içerdik. Sabah kahveleri. Böyle fasulye ayıklayacaksınız değil mi? Bahçeden bahçeye herkes gelir. Fasulyelerini ayıklar. Bir şey yapacaksa o ona gösterir. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Akşam yemekten sonra bir araya gelirdi. Adanın komşuluğu da apayrı güzeldi. Yani o zaman artık genç hanım olarak adalı olduk. Güzel zamanlarımız geçti işte. İstanbul'un en tatlı dönemleri. O dönemler ne kadar sürdü? Hangi yıllara kadar devam etti o ilişkiler? O ilişkiler hangi yıllara kadar sürdü? Almanya'dan döndük 86'da, 87'de biz yukarıki evi aldık. 87'den depreme kadar, 99'a kadar. O kadar sürdü. Peki Soğan Ağa'da da anneniz 80'lerde ikamet ediyormuş Evet. hala orada. Oranın eski sakinleri nerelere gittiler ve yeni gelenler nereden gelmişlerdi? O eski sahipleri çoğunluk bu Erenköy'e taşındılar. Kayseri'de olanlar. Hala daha benim arkadaşlarım Çavuşbaşı'nda yazlıkları var. Şeyde oturuyorlar, Çemenzar'da oturuyorlar falan. Yani İstanbul'un Anadolu yakasına taşındılar. O sakin hanım teyzeler. Onlar karşı tarafta bir yerde oturdular ama hepsi rahmetli olduğu için bir kızı kalmış. Diğerlerinden de diyorum ya bir o Kayserili ailelerle beraberiz. Öbür Cansular falan zaten. Onlar da Bağdat Caddesi'ne geldiler. Öbür Gürünlü apartmanındakiler, Gürünlülerin zaten yalıları vardı Caddebostan'da. Onlar çocuklara kaldı evler, onlar oralara taşındılar. Mahallemiz böylelikle yani bu taraflara doğru gitti işte. Herkes bir tarafa gitti. Doktor Hümeyra Hanımlar falan. Diyorsunuz ya Medine'nin öyleymiş kendisi. Annesi rahmetli oldu, babası rahmetli oldu. Onlarla annemler, kardeşim doğduğu sene yani benim 3 yaşında olduğum zaman aynı apartmanda, Ali Vardarlı apartmandalarmış, beraberlermiş. Hep onlar da o mahallede Soğan Ağa'da kaldıkları için biz de Soğan Ağa'da kaldık. Hep aynı çevrede yaşamış olduk. Çünkü İstanbul'un en sayılı yeriydi Soğan Ağa, Beyazıt. Beyazıt'ta oturuyorum diyeni parmakla gösterirlerdi yani. Tam oturulacak bir semtti. İşte bu hale geldik. Nerelerden göç aldı sonra o Oralar doğudan gelenler oldu. Apartmanın içinde annemin karşı komşuları bir öğretmen aileydi. Erzurumlu bir öğretmen aileydi. Eşi de hanımı da öğretmendi. Elazığlılar vardı. Adapazarlılar vardı. Yani oralardan gelenler oldu. Gene şu şarkıcı Selami Şahin var ya, onun ablası oturdu, gelmiş almış alt katı, giriş katına o oturuyordu. Çeşitli yerlerden gelenler oldu. Dokusu değişti mahallenin. Ama gene de annemlerin apartmanında oturan insanlar çok temiz aileler geldi. Yani komşuluk yapabileceğimiz insanlar. O öğretmen hanımlarla falan halen görüşüyoruz. Ataşehir'de oturuyorlar şimdi. Hani insan hoşlandığı kişinin peşini pek bırakmıyor. Onlar da bizi bırakmıyorlar. Eğer frekanslarınız uyuyorsa değiştirmek istemiyorsunuz dostlarınız. Yeni dost çok zor ediliyor. Yani çünkü geçmişiniz yok. Yüzeysel bir konuşma oluyor. Nasıl bizim burada da var komşularımız ama böyle hepimiz bugün ne yaptın? Yani eskiden yeniden konuşacak kimse yok. Bir tane burada işte doktor arkadaşımız var. O Erzincan'a geldi, evlendirdik onu orada bir Erzincanlı çocukla. Onlar gelmişler burada arsa almışlar. Bu arsayı da biz onlardan aldık. Şu anda da dün gene buradaydı mesela. Birbirimize geliyoruz, gidiyoruz. Burada da şey aileler, saygın aileler çok. Bizim bu köyde doktor aileler çok. Ama eski eski dostluklar artık bitti herkes. Şimdi çekirdek aile modası çıktı. Anne baba, torunlar, çocuklar herkes onlarla meşgul. Yani etrafa yayılan yok. Eskidenki yaşam yok bitti.
Sizin çocukluğunuzda sizin eve ya da komşularınızın yanında çalışan kimse var mıydı? Vardı. Eve kadın vesaire gelir miydi? Eskiden mesela benim çocukluğumda Anadolu'dan böyle yoksul aile demeyeyim de mesela herkesin bir tarlası vardır mesela bizim çeltik tarlaları benim. Oranın ortakçıları olur. Onlar ekip biçerler, size de ortaktan pay verirler. O ortakçıların kızları olur. Annemin de 4 çocuk olmuş. Anneannem onlara derdi ki siz bizim yanımıza kızları verin. Her sene bir, 2 senede bir kızlar değişirdi. Gelirlerdi. Babaannemin yanında bir kız. Böyle hani günlük iş yapan o zaman pek yoktu da böyle herkes yanına devamlı olarak alırdı. Devamlı kalırlardı o kızlar. Eğer sizin yanınızda büyürlerse evlendirirdiniz onların teyziyle falan. Ama küçük yaşta bazıları ayrılıp giderlerdi. Yani geldikleri yaş 10 yaşsa 12-13 yaşına geldi mi köye döner onu orada evlendirmeye çalışırlardı. Ama o karşımızdaki 6 oğulları işte Kastamonu Ambarı'nın sahibi onların kızlar büyük kızlardı. Saniye ile Lütfi onlar bayağı yaşları büyük şeylerdi. Öyle gündelikçi gelmezdi kimsenin evine. Böyle herkesin yanında bir devamlı olan kızları vardı. Yardımcıları. Evlerde beyaz eşya kullanımı hangi yıllarda yaygınlaştı? Buzdolabı, çamaşır Beyaz makinesi eşya, vesaire gibi. evet. Beyaz eşya bizim konaktayken Frigider marka babaannemlerin katında buzdolabı vardı. Ayaklı buzdolabı. Üstünde hatta kilitli bile vardı. Hangi Şimdi yıllardı bu? Siz kaç o ben yaşlarındasınız? ilkokuldayken 50'li yıllarda yani. Bizim de buzdolabımız yoktu. Makbul apartmanına taşındığımızda aynı apartmandayken hani aynı bina konaktayken o dolabı yengem de kullanırdı. Annem de ne varsa koyardık. Biz makbul apartmana taşındık. O sene buzdolabımız yok. Önce Cansu'ların evine taşındık. Kız kardeşim doğduğu eve işte. Orası çok yakın olduğu için annem bir şey oldu mu babaanneme gönderirdi. Götürün bunu dolaba koyun yemek saatinde hadi gidin alın gelin. Çoluk çocuk çok olunca birinden biri gidip alır. Makbul apartmana taşındık. Arçelik çıktı. Arçelik çıktı. Hangi yıl? Ver 55, 56, 57'de. Arçelik çıkınca annem hemen dedi biz bir tane babam bir buzdolabı alalım. Ama bu, annem fırına falan meraklıydı. O zaman Amerikan pazarları vardı. Amerikan pazarlarında da Amerikan eşyaları, o Amerikan fırınları falan vardı. Bizim evde bir fırın vardı şu masanın yarısı kadar. Amerika'dan gelen fırınlar öyle olurdu. Çamaşır makineleri de öyleydi. Annem o bir çamaşır makinesi, bir fırın o zaman almıştı. Yani o zaman girmişti eve. Ama telefon yoktu. Telefon babaannemdeydi. Bir yere telefon açılacak, açılması icap ederse gider oradan açardık, gidin derdi. Veya makbul apartmanında bir tane dairede vardı. Komşular birbirini çağırırdı işte. O zaman herkes telefona yazılmıştı. Sonradan annemlerin telefonu çıktı. Şimdinin tam aksi. Şimdi her dakika her yerde telefon. Peki evler o kadar büyük müydü? Eşyaların büyüklüğünden bahsediyorsunuz. Eşyaları konak çok büyüktü. Makbul apartmanında büyük büyük bir misafir odamız vardı. Yanında bir oturma odamız, işte 2 tane çocuk odası. Büyüktü. Bir holümüz vardı. Kalorifer olduğu için bilhassa annem orayı tercih etti. Konak nasıl Asans ısınıyordu? Konak soba her odada ama sobalar Çin'i sobaydı. O sobaları herhalde amcam mı sattı bilmiyorum. Şöyle küçük kısa camları vardı. Odun sobaları yatak odalarında Çin'i sobalardı. O herhalde şeyden Mithatpaşa zamanından mı kalmıştı? Artık Çanakçılardan mı? Yani o odaların her birinde güzel sobalar vardı. O zaman hava gazı vardı. Bütün evlerde hava gazı vardı. Şofbenler hava gazıyla çalışırdı. Hep evimizde şofben vardı mesela banyolarımızda. Son makbul apartmanına taşındıktan sonra hava gazlarının şeysi düştü. Bütün evler herhalde şofbenleri kullanmaya başladılar.
gaz şeyleri vardı, depoları. Oradan geçerken babam derdi ki, ooo gazlar inmiş aşağıya, çok kullanılmış falan, böyle büyük silolar vardı. Evde de annem bizi sabah namazda uyandırırdı. Çabuk banyoya girin, yapın, biraz sonra gazlar azalır. Gaz kuvvetliyken şofben güzel yanar. Gaz azaldıktan sonra, şehirde herkes ayağa kalktıktan sonra gaz düşerdi. O seneler banyolarımızda bir termosifon vardı, odunlu termosifon. Bir tane de şofben vardı. Ama normalde biz çoğunlukla şofbenle yıkanırdık. Bu 50'li yıllar bir takım şeylerin zor bulunduğu, sıkıntılı yıllar. Sizin çocukluğunuza denk geliyor. Neyi bulamazdınız, neyi bulmak zordu o yıllarda, hatırlıyor musunuz? O yıllarda Beyazıt'ta, Kapalı Çarşı değil de Beyazıt Camisi'nin avlusuna yakın bir yerde o sene Migros'un kamyonu çıkmıştı. Migros kamyonu gelirdi. Kahve için kuyruğa girerdik. Bir kahve almak için. Başka ne alırdık öyle? Kuyruğa gönderirdi annem ama ne kuyruğuydu bilmiyorum. Yani kahveyi iyi hatırlıyorum. Ondan sonra yani bulamadığımız pek bir şey yoktu. Bakkallardan her şeyi alıyorduk zaten. Yumurta falan o seneler çok az kullanılırdı. Nedense. Yani pasta, çörek bu kadar arada bir mi yapılırdı? Veya herkesin kümesi vardı bahçelerinde. Oradan mı yumurtalar temin ediliyordu? Belki de öyleydi çünkü bizim bahçemizde tavuklarımız vardı. Hani o icap ettiği zaman annem gönderirdi. Bizim orada çukur bakkal vardı. Şöyle bir tel sepet, tel sepetin içinde yumurtalar. Annem de tembih ederdi. Alırken yumurtayı sallayın. Sakın ha, eve getirirsin ki kırarsın, bazen kokuşmuş yumurtalar çünkü satılmıyor. Bir o yoktu. Sonradan sana yağ falan çıktı işte o zamanlar. Vita vardı. Her yerde Vita yağ, tenekelerde Vita yağları satılırdı. Bizim Tosya ile bağlantımız olduğu için tereyağlarımız falan Tosya'dan gelirdi. Yoksa yani, ama biz Almanya'dayken Türkiye bayağı sıkıntıdaydı. Bize gelirken işte hep söylerler, aman çocuklara şunu getirin, bunu getirin. Onlar tereyağı yok dedikçe içimiz cızardı. Çünkü Almanya'da Christmas Weihnachten zamanı, yılbaşı sırası bir tereyağı bolluğu, tereyağlar yarı fiyatına iner. Çünkü herkes evden kurabiye yapıyor. Derdim bizde olsa üç misline çıkarırlar bunu, çok satılıyor diye, bulunmayacak diye. Ama ne tereyağı bu? Biz de onları kavanoza basardık. Türkiye'ye gelirken tereyağı getirirdik. O sene ampul yoktu Türkiye'de. Neden ampul yoktu? İmal mi etmiyorlardı? Herkes bizden ampul ister. Aman gelirken ampul getirin. Benim çocukluğumda pek yokluklu yahut da anlamıyordum. Yani bu kadar da çeşit yoktu dükkanlarda. Yani bir bakkaleye girdiniz mi ne var? İşte sandık, pirinç, şeker bilmem ne onlar. Onlar zaten evlere böyle kilo kilo alınmaz ki. Torbayla zeytinyağlar, büyük gaz tenekesi bilmem ne öyle alınırdı. Baş gıdalar. Sebze mebze zaten. Kurutulmuş şeyler, şimdiki gibi konserve değil ama bizim Tosya'da mesela biber kuruması, patlıcan kurutması, yapraklar kurutulur, yaprağı meşhurdur. Yani onlar da oradan gelirdi. Anneannem hatta senede iki defa Tosya'dan böyle bir çuval hazırlar. Tosya ekmekleri, işte öz gıdalar, yani nelerden hoşlanır, kavurma. Böyle tenekede kavurma yapıp gönderirdi falan. Ay bayılırdık, o torba açılsın da içindekileri görelim. Ufak ufak böyle ekmekçikler yapardı şimdinin burada çarşılarda satılanları gibi. Öz gıdalar gelirdi yani bazı şeyler. Yoksa diğer pazar alışverişlerinde onlarda bir eksiklik yoktu. Sebze boldu. Şimdi çeşit çok. Bisküvi olarak sadece şu Ülker bisküvileri dört köşe. Bir misafir petibörler, bir misafir gelince hemen ondan tenekeli durur evin içinde. Ondan koyarsınız. Bir de krem kraker mi ne, üstü tuzlu böyle. Biraz da ondan. Veya simit alırsın. Şimdi de teferruat çoğaldı. Pastalar, çörekler, börekler. Evet, ben okulda pasta falan benim o zaman başlamıştı artık pasta çörek şeyine girmeye.
pasta dersi falan vardı bizde çünkü okulumuzda. Evlerde bu kadar çok çeşit yapılmaz mıydı yemek, Yapılırdı pastalar falan yani annemin kabul gününe falan yapardık. Ama şimdi acayip çünkü devamlı yemek programları. Herkes her şeyi görüyor ama ben de yapayım ondan diyor. Yani birkaç çeşit üstünde dönerdi mesela. Pastalar da öyle. Dışarıda yemek kültürü yoktu fazlaca. Yani ne bileyim mesela gider balığımızı balıkçıdan alır getirir evde yapardık. Öyle hani ailece gidelim bir lokantada oturalım yemek yiyelim bu kültür pek yoktu. Sonradan bunlar başladı. Demek memleketler zenginledikçe lokanta sayıları da arttı. Boğaz'daki gene o balıkçı restoranları var ya o içki gazinolar falan gene vardı oralar. Ama bize uygun değildi. Biz gitsek isek Beyazıt'taki köfteciye giderdik. Başka nereye gideceğiz? Bazen hani annem falan çocukların canı seviyor diye dönerci falan vardı Beyazıt'ta. Oradan alır eve getirirdik. Evde yerdik. Pikniklere gidilirdi o Muzaffer Hoca'nın zamanında. Nereye gidilirdi piknik? İşte Karakulağa giderdik, Hünkar'a giderdik. Hünkar'da hafızlar cemiyeti olurdu. Bütün hafızlar gelir. Aileler gelir, işte piknik gibi yamasalarda yemek yenirdi. Hünkar suyu, çırçır suyu oralara gidilirdi. Yani daha çok pikniğimsi şeyler olurdu. Hani ailelerle gidilen yerler. Neşet suyu, bentler. Oralara giderdik hafta sonları. Hani evden bir şeyler hazırlanır. Gene o zaman da öyle gidilirdi. Babam derdi mesela bu hafta Poyrazköy'e gidilecek. Tekne tutarlardı. Bütün dergâhtan onlarla birlikte giderdik Poyrazköy'e. Orada kimisi okur, kimisi oynar, işte herkes bir şeyler yapardı. Babam Türk musikisine hayrandı. İstanbul'da, Beyazıt'ta da çifte saraylar vardı. Beyazıt'ta mı artık Süleyman? Ben yani böyle yere çizgi çizdiğimi hatırlıyorum. Hani seksek şeyini çizerdim, oraya götürürdü babam. O zaman da Zehra Bilir. Safiye Ayla. İşte herhalde onlar çıkıyordu yani başka kim çıkacak? Orada annem, babam güzel masalar vardı. Aile bahçesiydi. Oraya uzun süre gittiler onlar çifte saraylar, çifte saraylar diye. Sonra orası kapandı herhalde. Babam daha çok Atatürk Kültür Merkezi'nde Nevzat Atlı konseri var ya. Her hafta gider. Oranın şeyini, bize programını Almanya'ya postalar. Benim de çocukların piyanosu vardı. İlle çocuklar bunları piyanoda çıkarsın. Çocuklar, dedeciğim bunları biz bunları çıkaramayız. Bunlar çok ağır şeyler. O şimdi kendine göre tasarlıyor. Baba diyordum, iyi hoş ben bunları çok güzel dinliyorum, okuyorum ama diyordum. Bunlar yapamazlar bunları dinlemedikleri için. Daha çok annem babam şeye giderdi, Nevzat Atlı'ya giderlerdi. Bazen işte biz Türkiye'ye gelince kardeşlerim derdi, hadi sizi Maksim'e götürelim. O zaman da işte bu Emel Sayınlar bilmem neler, onların olduğu zamanlar. Bir iki kere gitmişizdir öyle, o konserlere. Sizin gençliğinizde popüler simalar kimlerdi? Hani her dönem olur ya yazar, sanatçı, öne çıkan isimler. Bizim dönemimizde yazar, sanatçı. İşte sanatçılar falan, bu şimdi gene birazları devam edenler. Yazarlar falan da kimler vardı? Bizim evde daha çok Necip Fazıl'ın eserleri okunurdu babam. Ondan sonra Ahmet Hatipoğlu. Babam işte her Yunus Emre Divanı. Bunlar bizim babamın söyledikleri, şu şiiri ezberlerseniz size şu kadar para vereceğim, şu kadar şu vereceğim. Yunus Emre'den ezberletirdi bize. Hatta kız kardeşim daha okumayı falan bilmiyor, o işte Anadolu'dan gelen kızlar biliyor. Babam bir kere dedi ki 5 lira vereceğim. Bu şimdi abi Hüsniye otur oku, öyle oku derken ezberledi.
evliyalar geldiler, saf saf olup durdular, canlar feda kıldılar yoluna Muhammed'in. Babam diyor, hadi bir daha söyle, hadi bir daha söyle. O 5 lira yüzünden dedi, Nilfer'den ezberledi. Yani bunlarla meşguldük. Sanatçı olarak da diyorum ya, o çifte saraylar, Taksim Belediye Gazinosu. Yani babam nereye giderse biz oralara giderdik işte. Evlendikten sonra da zaten oradan oraya, oradan oraya. Bizim pek sanat şeyleriyle Erzincan'da falan pek alakamız olmadı. Arada bir balo gelirdi Erzincan'a. Mesela tıp balosu olur. Ondan sonra sanatçılardan o zaman kimler vardı? İşte ortada olan sanatçılardan bazıları gelir konser verirdi. Eğer gidebilirsek, nöbetimiz falan yoksa, çocuğu da bir yere bırakabilirsek. Bir kere Mettah geldi, bir kere ona gittik baktık. Almanya'da da gene 2-3 kere tıp balosuna gittik. Bizim o kadar sosyal şeyimiz fazla yoktu. Daha çok aile, arkadaşlarla gezmelerimiz vardı. Veya böyle açık yerlere, parklara, marklara giderdik. Tatil zamanlarımızda kış tatillerini geçirebileceğimiz bazı yerlere giderdik. İsviçre'ye giderdik, Almanya'nın içinde Avusturya'ya giderdik falan. Yoksa yaşantımız bu şekildeydi. İlk evlendiğinizde Fındıkzade'de oturmuştunuz. Fındıkzade nasıl bir yerdi o zamanlar? Fındıkzade zaten son zamanlarda kurulmuş. Yani o benim çocukluğumda kurulan bir yerdi. Oraları biz önceden hiç tanımazdık. Fındıkzade diye bir yer yoktu. Orada yapılaşmalar başladı. Çapa'dan bu tarafa doğru, Aksaray'a doğru. Bizim de Tosya'dan sonradan gelen kişiler o tarafta ev aldılar. Annemin çoğu arkadaşları Fındıkzade'de oturuyorlardı. Hayati de tesadüfen o da talebelik yıllarında orada oturmuş. Fındıkzade'de teyzesinin bir evi varmış. Oradan tuttu. Ben istemedim dedim, ne yapacağız Fındıkzade'yi falan, ama artık tutmuşlardı. 3-4 ay kaldık, sonra Soğanay'a geçtik. Şimdi ama Fındıkzade de değişmiş. Oradaki oturanlar da değişmiş. Nasıl Fatih falan? Fatih bu kadar kalabalık mıydı? Kıztaş'ında benim arkadaşlarım oturuyordu. İtfaiyenin arkasında anneannemin arkadaşı otururdu. Gelirdik de itfaiye bazı günler talim yapardı. Sahte yangın çıkarırlardı falan. O gidip oturur bakardık. Şimdi bir acayip olmuş. Oralar da çok kalabalık olmuş. İstanbul'un kalabalık bölgeleri, bir Bakırköy, bir Fatih tarafı çok kalabalık. Yoğun nüfusun olduğu yerler. Tek başımıza gece değil ama gündüz. Gündüz en çok, en uzak yer Fatih. Fındıkzade, başka bir yere gitmez ki. Okula, o kadar. Öyle başka nereye gideceğiz? Kardeşler bile gitmezdik yani, öyle abim falan alıp götürmezdi bir yere. Bir iki kere belki Beyoğlu'nda dolaşmışızdır. Arkadaşlarıma gidip Vakko'nun vitrininden model çizmişizdir, kumaş almışızdır. O kadar. Öyle çok sokakta kimse kalmazdı yani öyle. Kış geceleri çok güzel olurdu. Vefa'ya boza içmeye giderdik. Annem, komşular, hanımlar kol kola girer. Çok da kar yağardı o seneler. İstanbul'a, Beyazıt'a falan çok kar yağardı. Biz karda yatıp boyumuzu ölçerdik falan. Hatta bir gün okuldan geliyorum Beyazıt'ta. Nasıl ineceğim? Çantamı altıma koydum. Kaya kaya indim eve kadar. Yürünecek gibi değil. Buz tutmuştu her taraf. Öyle burada oturan o doktor arkadaş falan, onun annesi falan çok neşeliydi. Daha başka mahalleden de girip kol kola giderdik şeye, boza içmeye. Kışın en güzel eğlencesi oydu işte. Vefa'ya kadar gitmek. Yoksa gece pek sokakta kalmazdık yani. Şimdi televizyon yok. Yani neyle vakit geçireceksiniz? Radyonun içine gir, otur, dinle. İşte ya radyo piyesleri olurdu falan bazen. Hani pazar günleri arkası şey vardı, Unutulmayan Hatıralar, öğlen saatinde. Saat 12-1 arası falan böyle. İşte hayat hikayelerini anlatan şeyler. Çok severdim. Onu dinlerdim. Annem de o saatte pazar günü gaz çok. Hadi banyo. Anne dur ne olur banyo daha sonra, ama şunu dinleyin. Sonra Orhan Boran Yuki çıkmıştı. Orhan Boran bir sesini böyle bir şey yapıyordu. Onu dinlerdik.
Neyle ilgileneceksiniz? Biraz eriş yaparsanız gece artık gözleriniz yoruluyor. Yani en geç 10.30'da falan yatılırdı. Hani yaz gecesi belki namaz geç, namaz kılan yatardı. Şimdi bu geç yatmalar, çünkü televizyon çok meşgul ediyor insanı. Haberleri falan, radyoda. O zaman da gençlik var, o kadar haberler falan da ilgilenmezsiniz. Baba dinler, çocuklar ya konuşur ya oynar. Öyle çocukken ne haberi dinleyeceksiniz. O zamanki öyleydi. Biz makbul apartmandayken ihtilal oldu işte. Ben enstitü ikinci sınıftaydım 62 yılında. O Kayserili arkadaşımızın annesi okula geldi. İhtilal oldu, okuldan çıkacağız dedi. Ben sizi almaya geldim dedi. Arka sokaklardan, Çembertaş'ın o aşağılarından falan eve geldik. O ihtilal günü. Sonra biz makbul apartmandaydık işte. Bu Menderes olayları falan. Apartmanda da hep aileler Halk Partili. Babamı biraz sinirlendirirlerdi. Bir babam bembeyaz yüzü oldu. Ben o gün babam ölüyor zannettim. Koluna girip çıkardılar. Çok sinirlendi, asabi oldu. Hep onu hatırlarım dedim. Nasıl insanlar haindi böyle bir şeye. Sevinmişlerdi, çok sevindiler. İhtilal oldu. Uçtular göklere. Bir kere de bir mitingi Beyazıt'tan seyretmiştim ama ne mitingiydi o gene. Gene ufaktım da. Beyaz Saray'ın önünde merdivenler vardı. Bir de Marmara Sineması vardı. Güllü'nün yanında. Oradan bakmıştık mitinge. Ne mitingi ise bilmiyorum. Böyle işte. Süreyya'nın geldiği gün de ben babama gittim mağazaya. Gene o küçüğüm. Babam dedi ki gel dedi Babali'den. Süreyya geçecek dedi. Gel gidip bakalım. Benim elimden tuttu. O gün görmüştüm. Aman dedim bu kadının kolları. En çok o dikkatimi çekmişti. Şöyle durmuş. O kadar uzun kolları vardı ki kadının. Hadi be dediler. Ben de görmüştüm Süreyya'yı. Böyle şeylerle oyalanırdık yani. Şimdi oyalanacak şey çok. Vakite sığamıyorsunuz. Bir yaz günü akşam olmak bilmezdi. Hani el işi yapardık, nakış işleriz, komşular birbirimize gelir gideriz. Ne kadar güzelmiş, uzunmuş günler. Şimdi bir sabah kalkıyorsunuz, bir koşma. Hayat hızlandı. Ben şimdi oğluma diyorum, oğlum Türkiye'de hayat, burada da diyor hayat. Dünya diyor çabuk dönmeye başladı. Yani her yerde böyle diyor, eskisi gibi değil. Ya çocuk olduğunuz için insana günler de uzun geliyordu. Beyoğlu çok güzel bir yerdi. Tünel tarafında vardı, çantacılar falan. Okulda çantaları yapmıştık. Monte etmek için giderdik. Tünele giderdik. Tüneldeki çantacılara onları düzene sokturmaya. Ama Galatasaray'la Taksim arası çok güzel dükkanlar vardı. Bakko yeni açılmıştı. Yani dolaşırdık yani, gezerdik. Annem falan da, annem de severdi öyle vitrin bakmayı. Sonradan eşimle birlikte de Almanya'dan geldikten sonra İstanbul'da pek gezecek yer neresi var işte, gider bir Beyoğlu dolaşırdık. Sonradan tünelle Galatasaray arası olduydu, o Mısırlı mağazası falan vardı. Şimdi alışveriş yapılacak AVM'ler yoktu. Bir tek yani güzel kıyafetleri alacaksınız, oralara gidiyordunuz. Şimdi her yer alışveriş yeri. Türkiye'de bu kadar nezih bir ortamda yaşadıktan sonra Almanya'ya gittiğinizde size en çok şaşırtan şey ne olmuştu? İlk defa gittim Bremerhaven'a gittim. İşte Hayati Bey o zamanlar istisası yapıyordu. Çok güzel bir cadde üstünde, altımız porselenciydi. Yani şehrin en güzel yeri. Bütün denizciler falan, subaylar oradan geçerdi. Orada vapur sesini duyunca çok etkilendim. Ay İstanbul'a geldim zannettim. Hani vapurlar böyle sisli havada falan var. Ay vapur böyle düz var. Ay İstanbul'da mıyım acaba dedim. Ama bir hüzünlenmiştim ilk gittim. Kızım anaokuluna yazdırdık. Anaokuluna yazılmak bile 2 sene öncesinden yazdırıyorsunuz. Allah'tan ki orada papazlar falan tanıdık oldular bize. Onlar vasıtasıyla anaokuluna yazdırmıştık. Hatta zavallım sağ ayakkabısını sola solunu sağ giyerdi.
Ben öğrendim. Babası da ona dedi ki Almanca bilmiyorsun sen dedi anaokuluna almayacağım. Babacığım öğrendim. Biteşön diyecekler, ben dankişön diyeceğim bilmem ne. Her sabah 7.30'da hazırlanırdı, babası götürürdü. Öğlende de ben almaya giderdim. Tarık da bebek, onu da arabasına koyardım giderdim. Ondan sonra Ramazan oldu, şeyde çok etkilendim. Bayram sabahı. Ay bir ağlamak gel, kimse yok. Hayat Betek dedi ki işe gideceğim, başka çare yok. Kalktım hastaneye gitti. Biz evde, güya bayram geldi. Hiç bayramdan, seyrandan haber yok. Ama gene yani nerede olursanız olun. Almanya'sa öyle, fakat Erzincan'a gittik. Erzincan da bizim için gurbet. Türkiye'de hani bayrama hazırlanırsınız, temizlikler yaparsınız, ötüveriler hazırlanırsınız. Ben Erzincan'da sanki aile büyüğüm. Bütün işlerimi bitirdim. Dedi ki bana, kim gelecek sana bayramda dedi. Bilmem dedim, hazırlığımı yapayım da kim gelirse gelir. Bu bayram dedi kimse gelmeyecek, biz gezeceğiz artık. Buranın en küçükleri biziz dedi. Bütün doktorlar bizden büyük dedi. Bir de orada çok garipsemiştim ama gene orası kendi ülkeniz. Gene bir sabah namazı, bir namazdan dönüş mutluluğu. Oradaki hayat başka da ama Almanya'da hiç öyle. Şimdiki ama bu nesil Almanya'da yaşayanlar çok şanslılar. Birbirleriyle daha çok kaynaşmışlar. Camileri var, mescitleri var, sohbet alanları var. Bizde hiçbir şey yoktu. Zaten gelen nesil de çok bağnaz bir nesildi yani. Hep Anadolu'nun köyden gelmiş kişiler. Onlardan bana ne öğreti olacak ki? Bir komşum vardı, bir Neriman'ın, bazen çocukları ona bırakırdım falan. Bir onunla görüşürdüm. Yoksa Almanya'daki Türkler, o zaman çocuklar da görüşmek istemez. Konsolosluğa gideriz. Bizim Almanya'daki konsoloslukta pijamanın üstüne kadın etek giymiş. Alttan pijama sarkıyor, üstten etek sarkıyor. Onun üstünden manto. Çocuklara konsolosluğa gideceğiz dedik mi böyle yaparlardı. Görmek istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Şimdi bitti onlar. Şimdi artık herkes şık. Artık kimisi Almanlarla kaynaştı. Bütün gelinler Alman, damatlar Alman. Birbirlerine girdiler yani şu anda. Biz de orada nasıl vakit geçiriyorduk? Bir kere düzenli bir yaşamımız vardı. Hastanemizde evimizin arası 7 bina vardı. Evet, ve her öğlen de gelirdi. Orada öğlen tatili 2-3 saat sürer. Eve gelir, yemeğimizi yeriz, istirahat eder. Orada bir park vardı. O parka gideriz. Her gün muntazam 1 saat yürüyüş yaparız. Ondan sonra eve geliriz. İşte bir kahvesini içer, o hastaneye gider. Ben çocuklarla, çünkü çocukların oğlan spor salonuna gidecek, kız yüzmeye gidecek. Öbürünü alırım. Saniyem kayınpederim der ki sen derdi burada saatten başka yere bakmıyorsun. Gözüm devamlı saatte, hangisi hangi saatte nereden nereye alınacak, götürülecek. Özel ders aldırtmaya ayrı götürürdüm. Akşama kadar ben servis şoförü gibi. Oradan oraya, oradan oraya. Çünkü orada bizim orası ufak, 17 bin nüfuslu bir yerdi. Öyle ara yerlerde otobüs yok. Sabah okul otobüsü gelir, okula götürür. Ama okul öncesi. Sonra Almanca kursu açıldı. Türkler arasında bir Türk kızcağız vardı, öğretmen. Oraya devam ettik. Haftanın bir günü, perşembe günleri Hayati Bey'in serbest olduğu gündü. O gün mutlaka bizim büyük alışveriş günümüzdü. 100 kilometreydi Düsseldorf. Düsseldorf'a gideriz. İşte çocukları ders çalıştır. Onlara derdim bana Almanca öğretin. Bana derlerdi ki senin ağzına Almanca yakışmıyor. Oğlum kızım yapmayın. Derdi, das, onların artikülleri var. Nerede kullanacağım bunları? Yakıştığı yere koyacaksın. Allah. Beni güya ders çalıştırıyorlar yakıştığı yere. Öyle böyle 13 sene nasıl geçti? Bu şekilde geçti. İşte nakış, kendi kendime bir şeyler icat ederdim. Nakış yapardım. Bir sürü şeyler işlemişimdir orada. Dikiş dikerdim, dikiş dikerdim. Bir şeylerle uğraşırdım yani. Kayınpederim gelir işte bir ay 40 gün kalır. Onun olduğu zamanlar, o da o zamanlar 3 ayları tutardı. 3 ayları tuttuğu için ona göre hizmet. Hani bir yere ayrılamam, tam iftar saatinde evde olurdum.
Türk arkadaşlarımız, Türk 10-12 kilometre arayla Türk doktorlar otururdu. Her işte birbirimize arada bir toplanırdık. Bu şekilde bitti. Döndükten sonra oh dedim. Çünkü o kadar şeyde kaldık ki biz arada, bize dediler ki biz size arsa vereceğiz. Burada evinizi yapın, sakın gitmeyin. İmza topladılar. Doktor Bey buradan bırakmayız biz diye. Biz de dedik ki biz Allah'a yalvaralım, oturalım bir namaz kılalım. Allah'ım bizim hakkımızda ne taraf hayırlıysa bizi o tarafa yönlendir. Oradan kopamıyoruz ama çocuklar artık buluğ çağına erdi. Orada Almanlar böyle diyorlar ki artık bunlar hür yaşa geldiler. Yani istedikleri zaman, istedikleri saate kadar sokakta kalabilirler. O bize hiç uymayan bir şeyler. Bu sefer ailede sorun başlayacak. Bizim öbür doktor arkadaşların çocukları o şekilde oldular. Kızsa bıraktılar, erkekse bıraktılar. Hepsinin kız arkadaşları, erkek arkadaşları. Biz çocukları diyoruz, hayır gidemezsiniz. Kapıya geliyorlar. Bugün faşink diyorlar. Bunlar nasıl evde bırakırsınız? Siz şikayet ederiz diyorlar. Yani orada öyle bir baskı var çocukları üstünde. Çocukları sizin terbiyenizin dışına çıkacak artık yavaş yavaş. Biz dedik burada olamayız. Biz dönelim memleketimize. Yani çocuklarımız için o kadar da rahattık ki, o rahatı dedim teperiz gideriz, bir şey yoksa da yok. Ne yapalım, onlar o terbiyede büyüsünler. Allah'a bin şükür. Geldik burada hiç değilse, herkes bir güzel yollarını tuttu. Burada okudular. Kızım yabancı dili seçti, Almanca hocası oldu. Oğlum da elektrik elektronik mühendisi oldu ama o Amerika'ya gitti işte okumak için de. 6 sene kaldı. Geldi Türkiye'de evlendi. Bir sene oturdular. Tekrar Amerika'ya gittiler. Ama hiç değilse bu ortamda büyüdüler. Tekrar kuzenleriyle yani aile ortamına uygun olarak. Orada bir şimdi insanı anne baba sadece terbiye etmez. Ya anneanne ya teyze ya dayı. Ailede başka şahıslar da çocuğu terbiye ediyor. Veya onların yaşantısını da görüyor. Ha, sadece bizim yaşantımız değil bu diyor. Ama orada başka seçenek yok. Herkesin çocuğu, sen gönder, falancanın çocuğu da gidiyor diyor mesela. Haklı. 1985'te Türkiye'ye döndüğünüzde nasıl bir Türkiye buldunuz? Neler değişmişti 10-15 yıllık süre zarfında? İşte şimdi o zaman yavaş yavaş artık Türkiye bolluğa erişmiş durumdaydı. Özal vardı. Almanya'dayken görmüştük. Özal'ın da boyu kısa ya, ceketinden şu gömleğinin kolu çıkardı. Ay derdim şu kolu biraz yukarıya çekse hep televizyonda çıkıyor kollar. O zaman da çıkıyor. Neyse baktık biraz düzene girmiş gibi. Biz dedik dönelim artık karar da verdik. Çocukları da burada okula yerleştireceğiz. Geldik işte Almanlar geldi mutfağımızı yaptı. Evimize yerleştik oturduk. Ama o ilk geldiğimiz seneler okul servisleri yok. Okul servisi var bir gün geliyor bir gün gelmiyor. Çocukların okulu Üsküdar'da Anadolu Lisesi. Taksi tutuyorum. Benden bir sene sonra geldi Hayati Bey. Taksinin plaka numarasını alıyorum. Götürecek ama nereye götürecek? Bir de akşam gelmeyecekler. Ne yapacağım kendi kendime? Nereden bulacağım? O zaman biraz bunaldım. Dedim ki bir kamyon gelse şu kapıya. Şu eşyaları doldur bir daha dön geri dese. Hemen döneceğim dedim. O kadar rahatı dedim biz ya. Nasıl itmiş gelmişiz? Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Kapıdan çocuklarım alınıyor, gözüm arkada değil her şey. Yavaş 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 düzene girmeye başladı. Ama işte su yok. Küvetlere, banyonun içindeki küvete su dolduruyoruz. Su gelmiyor çünkü. Allah'ım bir gün elektrik yok. Hadi elektrikleri, o küçük tüplere baş taktık bilmem ne cereyan yok. Asansör işlemez. Annem gelecek asansörle yukarı çıkamaz. Ay biz nereye geldik? Bu neydi? Bu ülkenin bu dönüşte güzel haline geldik. Biz en güzel dönemine geldik güya. Diyorum ya dolmuşa biniyorsunuz. Dolmuşun kapısına elinle tutacaksın. Kopup gidiyor kapı.
düşmemek için kapıyı tutuyorduk yani. Ki modernleşmiş halimizde. Böyle bir ülkeydik de şimdi diyorum şu anda. Biz Almanya'ya gidiyoruz mesela, kongreler için falan gittik. Hayati dedim ki bu Almanya geri kalmış. Biz ilerlemişiz, bunlar yerlerinde sayıklamış. Gidiyoruz şimdi, onlar biraz da tutumludur. Arabaların en ufağı. Bizdeki gibi böyle 10 tane jip kapılarda. Şimdi bir trafiğe çıkın. İki arabada bir jip. Almanlar bilmezler, onlar o kadar iktisatlıdır ki çok tutumludur ama onlarda biraz olağanüstü tutum vardır. Yani ben çocuklar ufak da Almanya'da markete giderim. Biz alışmışız kiloyla almaya. Mesela derim ki bir kilo elma ver. Kadın der, hepsini bugün mü? Niye? Kaç çocuk var? İki. Size 4 tane elma lazım. Yarın ne iş yapacaksın sen? Hem bir elmadan fazlası çocuğa zarar. Bir elmayı bugün yer ama eve alırsan hepsini bir yemeye kalkacak. Ay bunu bir de böyle söylerlerdi. Şaşırıp kal. Masa hazırlarım, misafir çağırırım. Mesela 4 kişi geldi değil mi? Bizim Türk usulü bir sürü şeyler. Siz bunu kaç kişilik hazırladınız? Bizim usullerimiz böyle. Bu artanlar ne? Bizim atmayız diyordum. Biz atmayız, yarın gene bunlardan yeriz. Ama yazık. Ziyan, bu kadar şey pişirildi. Vaktin geçti. Bunları almak için zamanın geçti. Ben o zaman da ne yapacaktım diyorum. Ya bahçeyi süpüreceğim, ya öyle yapacağım. Ya. Almanlar üstüne tutumlu bir memleket yok. Çok tutumlular. Buraya geldikten sonra biraz Türkiye'nin savurgan olduğunu da iyice gördüm. Yani bizim burada mesela, biz apartmana geldik Hayati Bey Almanya'da. Böyle bizim penceremizden bakınca aşağı komşuların mutfağı görünüyor. Hanım çalışıyordu ama bayağı kukulatalı aşçı. Evde bir ütücü, bir ortalık hizmetçisi. Hayati Bey'e yazdım. Dedim burada biz nasıl yaşayacağız, bu apartmanın hali bu şekilde. Herkes de dedim kapıda iki tane hizmetçi. Ben kapının önünü süpürsem utanıyorum. Ben Almanya'da kapıda çıkıp arabamı yıkardım. Burada Paşa'yı arabayı yıkayamaz oldum, utanıyorum. Çünkü nasıl yıkayacaksınız o kadar insan içinde? Herkes hizmetçisini gönderiyor, yıkattırıyor. Mesela şunu şöyle yap diyor, bunu böyle yap diyor. Savurganlığın bizde olduğunu anladım. Biz çok savurgan memleketiz. Yani bu ekmek alışımızdan belli değil mi? Yemiyorlar, atıyorlar şu çöplerdeki ekmekleri, acıyorum. Alman böyle dilim dilim alır. Onları paketler paketler buzdolabına koyar, oraya koyar. Hiç bir küçücük ekmek atmazlar. Esas Müslümanlı diyorum bunlar yaşıyorlar. Bir Hayati Bey'in arkadaşı var işte, asistanları. Onlar buraya da geldiler bize. Biz de onlara da gittik mi kalırız. Bakıyorum diyorum ne kadar tutumlular, ne kadar. Akşamdan sorarlar biz, ay misafir var bugün. Haşlanmış yumurta da yapayım, ötekini de yapayım. Ne yerse yer, öyle diyor. Akşam sorar yatmadan. Yarın sabah ne şekilde yumurta istersiniz? Haşlanmış mı? İşte katı pişmiş mi? Rafadan? Önceden söylersiniz ona. Hangi ekmeği yersiniz? Biz hem beyazı alırız hem siyahı alırız, dursun. Yok onlarda öyle bir şey. Ama Türkiye'ye gelince yani bazı şeylerde bocaladım. Yani başka türlü geldi bana, yani bizim çocuklukta bıraktığımız memleket gitmiş, bambaşka bir şımarık bir memleket gelmiş ortaya. Böyle saygısız insanlar, yani birbirine saygı yok. Şimdi yavaş yavaş alıştık, bu ortama da alıştık. İşte yoklukların olduğu senelerde bütün elektrik telleri yerlere kadar iniyordu, yerlere kadar. Nasıl onları topladılar, yerin altına geçirdiler. Bunları şimdi ben bazı arkadaşlara söylüyorum. Bunlar zaten olacaktı diyor bana. Doğru, olacaktı ama madem olacaktı da niye yapılmıyordu? Madem bu beceri bizde var. Bizim insanlarımız, dünyanın belki en zeki insanları diyorum. Ama yapılmıyordu işte, bunlar yapılan bir baş yoktu. Öncü yoktu demek ki. Para da yoktu. Borçla da her şey olmuyordu. Diyorum çöp yığınları.
Ay hep dua ederdim. Allah'ım şu Almanlar bir başlarını kaldırmasın. Kadıköy'den adaya götürüyoruz onları. Ay av, lambalar kırık, örümcekler sarkmış. Utanmasam dedim bir gün önce gelir de şurayı bir toparlar da bunları buradan bindirirdim vapura. Vapura biniyorsunuz. Vapurun şeylerini, koltuklarını bıçakla kesmişler. O seneler bu hainlik vardı. Bu toplu taşıtlarda, bütün toplu taşıtlardaki o koltuklar yırtıktı. Resmen domuzluk olsun diye yırtıyorlardı makasla, bıçakla. İşte şimdi ne, şimdiki lükse baksanıza. Şimdiki metrobüsler, metrolar. Yani Amerika'daki metro, New York'taki metro, bizim çocuklar diyorlar, bizimkiler tahta takır 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 gidiyor. Ama dedim biz en lükste yaşıyoruz şimdi. Ama diyorum bu insanları, bu karşı gelenleri ne metroya bindireceksin, ne şu yeraltı geçidin şeyine bindireceksin, Marmara'ya. Kapıda bir bilet keseceksin. Sen beğenmiş miydin, beğenmiyor muydun? Hadi geç bu tarafa, başka şeyle gidersin. Beğenmiyordun çünkü buna binmeyi. Gene karşı gelenlere diyorum, o gene onu yapmak lazım. Onun için biz seçilemiyoruz. Evet. İstanbul nasıl değişmişti siz geldiğinizde? Yani mimari olarak şehrin büyümesi açısından daha falan. Mimari pek değişmemişti. Yani bizim bıraktığımız şekilde duruyordu. Mimari şu son seneler değişti. O Bağdat Caddesi'ndeki evler falan hep yapılmıştı zaten. Bizim Fenerbahçe'deki evlerimiz de hep yapılmıştı. Biz o evi aldığımızda Fenerbahçe'deki ev, bahçemiz, mahallemizde hep zaten iki katlı köşkler vardı. Bu kuru kahvecinin köşkü gibi. İşte profesör bilmem kimin köşkü, o bilmem kimin köşkü, İgrip sokaktakiler falan. Yavaş 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 gene çok yüksek apartmanlar değil, 5-6 katlı apartmanlar yapıldı. Şimdi tekrar o apartmanlar yenilenmeye başladı. Ama gene de İstanbul'un en nezih ve en sakin yeri diyebilirim. Yavaş yavaş burada da hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Döndüm geldim ben işte İstanbul'a yerleştim. O zaman bu İş Bankası blokları yok bizim Fener yolundaki. Orası spor sahasıydı. Spor yapıyor, maç yapıyordu çocuklar. Onun arkasında da bir apartmanda. Bir arkadaşım da çocukları okula yazdırırken okulda gördüm. Dedi ki ben de Fener yolunda oturuyorum enstitüden arkadaşım. Neresi, şurası, burası. Neredeyse bizim yatak odası camından onlara el sallayabilirdik. Ama şimdi birbirimizi görmek şöyle dursun. Yani tabii mahalleden dönüp gideceğiz. Hemen Ramazan oldu. Dedim ki ay bakıyorum kadınlar Kur'an'ları almışlar bir yerlere gidiyorlar, mukabele başlamış. Günaycığım dedim, ya burada da mukabele var mı dedim. Çünkü Soğanadan sonra ben hiç oralarda. Ay olmaz mı dedi. Var dedi, sen istiyor musun? De, istiyorum dedim. Gel dedi, İş Bankası bloklarında dedi. Bu tadım kuru yemişleri var ya Antepliler. Aysel Hanım da var dedi. Bir de Necla Hanım da var dedi. Ay ben nasıl sevindim. Biz oradan bir mukabele grubu arkadaşlarımız oldu. Şimdi halen görüşüyoruz. Kimisi Beyazıt'tan, gene bizim Mahir lokantası vardı Beyazıt'ta. Onların sahiplerinden falan gelmiş yerleşmişler. Orada biz bir güzel grup kurduk şimdi, mahalle komşuları. Şimdi Serpme mahallemizde gene komşularım var yani, gene kafa dengi komşular. Gene Ramazan'da Selami Çeşme Camii'ne gidiyoruz, teravih namazlarımızı kılıyoruz. Namazdan sonra oturup biraz sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Gene kurmuş olduk yani o şeyimizi, soğan ahalini. Bugünün nesliyle tabii ki bizim aile yaşantımızda pek çocuklarımızda da, kardeş çocuklarımızda da falan da fark yok tabii. Ama bugünkü duruma uygun olarak yetiştiler gene de. Hani babalar olsun eski babalar kadar otoriter değil bir defa. Çocuk, biz babalarımızın yanında fazla konuşmazdık mesela. Akşam babam eve geldi mi kapıda karşılarız. Kapıda karşıladıktan sonra annemle babam odaya çekilir. Belki günün muhasebesini yaparlar. Belki kazanç durumunu, bilmiyorum yani ne konuşurlar. Ondan. Ama şimdiki yaşantıda artık her şey aleni. Çocukların yanında
evin geçimi de konuşuluyor. İşte nedir giren, yani biraz large oldu. Yani genişledi şu anda. Sadece biz daha benim akraba çevreme göre, mesela Fatih'te oturan amca çocuklarıma göre falan, biz daha bir açık gruba giriyoruz onların yanında. Ama bakıyorum onlar da öyle. Yani aile yaşamları. Çünkü ortama da uyuyorsunuz. Yani eski dönemi yürütmenize imkan yok. Şu anda yürümez de zaten. Kızlar okudu. Hepimizin çocukları üniversite mezunu. Herkesin bir arkadaş çevreleri var. Artık herkes evine kapat çocukları da bilmem ne de. Bu durumlarda geçti. Çoğu evliliklerini kendi seçimleri yaptılar. Hani bizlerin dönemi bizlerle birlikte bitti. Öyle görücü usulü geldim gittim bilmem onlar falan bitti. Şimdiki dönem yani başka dönem. Çok açık ailelere göre kapalıyız. Ama çok kapalılar da var. Onları da görünce onların yanında da biraz açığız. Biz ortada kaldık. Bazen arkadaşlara diyorum biz ortadayız ne yapacağız diyorum. Kaldık sallanıyoruz böyle. Yani olmalarına da imkan yok artık. Öyle. Bizim şeklimize dönmelerine imkan yok. Bizim yetişme tarzımız, biz her şeyin ayıp olduğu dönemde yaşadık. Annem de rahmetli öyle derdi. Biz her şeyin günah, her şeyin ayıp olduğu dönemde. Şimdi de hiçbir şey günah değil, hiçbir şey ayıp değil. Bütün mesele burada. Her şeyi babayla da kızla konuşuyor. Anneyle ne konuşuyorsa babayla da aynı şeyleri konuşuyor. Hani zaten damatlar ortadan konuşuyor. Yani değişim var ama bu kadar artık. Yani çok açıklara göre hani biz oturup da masalarda böyle içki alemleri, yemek yaşantımız, sofra adabımız onların hiçbirisi değişmedi. Aynen çocukluğumuzda neyse baba karşılaması. Baba kapıdan girdi mi nasıl karşılanır? Gene aynen. Bir babanın karşısında böyle uzan, yat. Bunlar da yok. Yani gene eski terbiye gene bizim ailelerimizde devam ediyor. Yine şükretmek lazım bu kadarına da. Hani gelecek olan torunlarımız falan da inşallah böyle olur. Bizi utandırmayacak nesil gelsin. Ona dua ediyoruz. Ne kul yanında, ne Allah yanında. Çünkü sorumlusu biz olacağız. Evet. Son olarak size de sormak istiyorum bu. Sizinle çok girmedik o mevzulara ama bu 15 Temmuz'u sormak istiyorum. Beraber çok sıcak yaşadık, olduğu evet. için. Siz nasıl yaşadınız, neler oldu? Biz hakikaten ilk başta hiç inanmadık. Bana böyle tweetler geldi, işte o Ümre arkadaşları diyorum ama artık sahte o Ümre arkadaşı mıdır nedir bilemiyorum. İşte ilk yazıları Erdoğan kaçtı haberim var mı oldu. Biz zannettik ki teröristler geldi, köprüde bir olay olacak, askerler çıktı köprüyü korumak için. İlk başta görüyoruz, ah dedik buraya kadar geldiler artık. Ondan sonra darbe, ay susun diyorum Allah ağzınızdan alsın, ben de yazıyorum. Diyorum ne söylüyorsunuz darbe, böyle bir şey yok. Ondan sonra dedim, bakın dedim çok günaha giriyorsunuz. Gözünüzde gördünüz mü? Kaçtı. Elinizle tutmadınız. Bunda diyorum, siz kendiniz bunları söylüyorsunuz, beni de şahit yazıyorsunuz. Ben istemiyorum bu konuşmaları dedim. Bunlar güzel bir konuşmalar değil. Gene yazdılar, gene ben dedim bu kadar boş konuşuncaya kadar lütfen dedim oturun biraz okumaya başlayın. Memleketimizin huzuru için biz şimdi ikimiz bir şey anlayamıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Nereden nereye ulaşacaksın ama güm güm o atılanları falan duyunca mahvolduk zaten. Çıkardık sakinleştirici ilaçlarımızı içtik. Allah bir daha yaşatmasın bu yazıyı diyoruz. Evet çocuklukta da geçirdik ama bu denli böyle bu kadar büyük bir şey yaşamamıştık. Allah korusun, Allah memleketimizi elimizden almasın. Şu hürriyetimiz gitmesin. Bu kadar düzen gitti diye ona çok üzülüyorum dedim. Ya bu senelerce uğraşız sonunda bu hale geldik. Bu ne demek ya memleketi kaç sene geriye götüreceksiniz siz? Ne yapıyorsunuz?
kendi ülkemize bu kadar mı zarar verilir? Allah ıslah etsin. En büyük şey, temennimiz o. Okumalarımız sayesinde inşallah Rabbim güzel günlere götürecek. Bütün dualarımız o, isteklerimiz o. Allah yapanlarını da ayaklarına dolaştırsın.